Herkese iyi akşamlar. Hacettepe Üniversitesi Felsefe Topluluğu olarak biyoloji felsefesi üzerine düzenlediğimiz Biyolojinin Benzersizliği başlıklı etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün Doçent Doktor Mustafa Yavuz hocamızla beraberiz. Hocam sizler de hoş geldiniz. Davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Etkinliğimizin akışı noktasında kısa bir bilgilendirme yapmadan önce izninizle hocam sizleri tanıtmak istiyorum. Mustafa Yavuz 2001 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümünde Pamukkale yöresi likenleri üzerinde taksonomik ve ekolojik bir araştırma başlıklı teziyle yüksek lisansını, 2010 yılında yine Marmara Üniversitesi Biyoloji bölümünde Gölcük Tabiat Parkı liken florası ve Isparta hava kirliliğinin likenlerle derecelendirilmesi başlıklı teziyle doktorasını tamamlamıştır. 2022 yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe bölümünde İslam Felsefe Bilim Tarihinde Kitap El Nebat Geleneği Bakımından Bitkiler başlıklı teziyle ikinci doktorasını tamamlamıştır. 2015 yılından bu yana İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi bölümünde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Mustafa hocamız bu konuda çok mütevazi davranır ama hem felsefe hem de biyoloji alanında doktorası olması özellikle benim çok imrendiğim bir mesele. Hocam etkinliğin akışı hakkında bilgilendirme yapayım. Bazı konularımız olacak. Konu başlıkları üzerinden gideceğiz. Bu konu başlıkları hakkında konuştuktan sonra izleyenlerden gelen soruları olursa soruları alıp sonrasında etkinliğimizi tamamlayacağız. Hocam isterseniz yani biyoloji felsefesi üzerine etkinliğimizi yapıyoruz. Bir giriş olarak biyoloji felsefesi nedir? Tabii burada bilim felsefesine de değinebiliriz. Bilim felsefesi nedir? Biyoloji felsefesi nasıl ortaya çıktı? Hem dünyada hem ülkemizde bu alanda yapılan çalışmalar nelerdir? İsterseniz bununla başlayalım. Teşekkür ederim sevgili Onur. Geçenlerde Selena'ydı böyle tanıtım yapıyorken yıl yıl saymıştı hatırlıyorsan. Arada bir tek askerliği saymadın demiştin. Yıl yıl hepsini veriyorsun. Şurada şunu yaptı, burada bunu yaptı diye. Böyle dinlemesi şey oluyor, ilginç geliyor insana. Evet, mütevazı olmak gerekiyor bence. Çünkü ben bunun senin için çok önemli görünüyor olabilir iki tane doktora da ben kendim için en azından bunların birer amaç olduğunu düşünmüyorum açıkçası. O yüzden teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Biyoloji felsefesiyle ilgili birçok şey söyleyebiliriz. Biraz bu biyoloji benzersiz kılan nedir diye çevrilen ama aslında orijinal ismi What Makes Biology Unique? Biyolojiyi, evet Onur'un elinde gösterdiği kitap. Biyolojiyi biricik kılan nedir? Doğru, çevirin böyle olması lazım. Aslında biyolojiyi biricik kılan nedir diye de çevrilebilecek bir kitap var. Ernst Mayr'ın Cambridge'den çıkmıştı. Türkçesi de Küre Yayınları'ndan çıktı. Bu kitapta Ernst Mayr bize bir biyoloji çerçevesi çiziyor. Sadece biyoloji çerçevesi çizmiyor. Aynı zamanda biyoloji felsefesine dair de bazı önemli noktalara dikkat çekmiş oluyor. Çünkü Ernst Mayr bence örnek alınabilecek bir kimse, ornitolog yani kuş bilimci. İlk doktorası kuş bilimde, ornitolojide. İkinci doktorası felsefede diyebiliyorum. 100 yıla yakın yaşayan uzun ömürlü bir alim, bilge kişi, akademisyen her neyse ve bu kitap ölmeden bir yıl önce yayınlanmış. Yani son yazdığı kitap. Son yazılan kitaplar bu şekilde hani uzunca bir süre akademik üretim yapmış, ardından da bu tarz kitap yazmış bilim insanlarından veya felsefecilerden gördüğümüz bir özellik var. O da şey gibi düşünmek mümkün bunu, sanki demlenmiş iyice. Onun alandaki görüşleri, düşünceleri iyice süzülmüş, rafine olmuş, demlenmiş. Artık şey de yok, gelecek kaygıları da yok. Çünkü iyice yaşlanmışlar, emekli olmuşlar. Bir tarafa doğru gittiklerinin farkındalar ve son bir hamleyle
gelecek nesillere hani şey gibi mikrofonu uzattık, son sözünüz nedir? İşte son sözü yazarın bu olur. O yüzden bu kitap diğer kitaplarına, yani diğer kitapları çok güzel. Biyoloji budur, evrim nedir? Ya da şey The Growth of Biological Thought diye, biyoloji düşüncesinin gelişmesi diye. Onlar da şahane kitaplar. Mesela The Growth of Biological Thought yazarın magnum opusu, en büyük kitabı sayılabilecek kalın, büyük bir kitaptır gerçekten. Ansiklopedi gibi, külçe gibi dediğimiz kitaplardan, ama bunun tadı başka. Çünkü bu yazarın son kitabı, bize okuyucularına son kez seslenmiş oluyor yazar. Nereden başlayalım? Biyolojiden mi başlayalım? Biyoloji felsefesinden mi başlayalım? Biyolojinin sınırlarını çizdiğinde, biyolojiyi diğer bilimlerden ayırdığında otomatik olarak biyolojinin felsefesinin de diğer felsefelerden, yani burada kastettiğim bilim felsefesi, diğer felsefelerden ayrılması gerektiği gibi bir sonuç da çıkabilir. Çıkmaya da bilir ama çoğunlukla çıkıyor zaten. Şeydeki Stanford Felsefe Ansiklopedisi'nde, biliyorsunuzdur, kullanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Onun Türkçeleri de şeyde var, bazı maddelerin. Öncül analitik felsefenin sayfasında var. Orada biyoloji felsefesi maddesine mesela baktığınızda ilk şeyin, biyoloji felsefesi alanı diyebileceğimiz alanı başlattıkları kitap 1950'li yıllara aitti. Burada bir yerde neydi? Woodger'ın kitabı, Biology and Language, biyoloji ve dil adında bir kitap. Mesela burada biraz genetikten de bahsediyor yazar. Tabii o yılların şeyi, paradigması diyebiliriz. 1950'li yıllar aynı zamanda genetik alanında pek çok başarının ortaya koyulduğu, pek çok çalışmanın sergilendiği yıllar olduğu için biyoloji felsefesi alanına dair bir eserde genetik biliminden bahsetmeden olmaz herhalde diye düşünmek mümkün. Dolayısıyla aslında karşımızda oldukça yeni bir felsefe tipi var. Bilim felsefesi sayabiliriz bunu, ama hani saymalı mıyız, saymamalı mıyız? Vallahi bu şey, relatif, göreli bir durum. Çünkü karşımızda homojen, yekpare, tek bir bilim yok. Homojen, yekpare, tek bir bilim olmadığı için tek bir bilim felsefesinin olması da doğru değil bence. Burada en azından biyoloji dediğimizde sınırları belirli bir bilimden bahsediyoruz. Yani bunun fizik olmadığını, kimya olmadığını, işte matematik olmadığını söylüyoruz. Canlılarla çalıştığını söylüyoruz. Söylemiyorsak da söyleyebiliriz rahatlıkla. O zaman tanımla gidelim. Biyoloji tüm canlıları inceleyen bir bilimdir. Tüm canlıları inceler. Hani yeryüzünde ilk canlının ortaya çıkışını da inceler. Yeryüzündeki son bilim insanının kaldığı dönemdeki son canlıyı da inceler. Bu kadar şeyini geniş tutmak gerekiyor kronolojik olarak. Yatayda da neredeki canlıları inceler? Tabii yeryüzü dediğimiz bir yerden bahsediyoruz, dünyadan. Bunun farklı katmanlarında, yani hidrosferi, litosferi, atmosferi, yer küresi, her tarafı dahil. Hatta varsa uzayda, ayda, Merkür'de, Mars'ta, dünya dışı diğer gök cisimlerinde de muhtemel canlılık dediğimiz fenomenleri inceleyen bir bilimden bahsediyoruz. Bu kadar geniş çaplı bir bilimden bahsediyoruz. Hatta bana sorarsanız bu maddi alemi ya da fizik maddi alemi diyelim ona en güzeli, var olanları ikiye ayırmak mümkün. Canlılar ve cansızlar olarak ikiye ayırmak mümkündür. Yine benim kendi düşünceme göre, bu yani böyle düşünüyorum daha doğrusu, bunlardan cansız olanları inceleyen bilime fizik, canlı olanları inceleyen bilime de ya da bilimlere de artık biyoloji dememiz mümkün. Eskiden biyoloji tek bir bilimdi. Şu an biyoloji giderek dallanıp budaklandığı ve çok genişlediği için artık alt dallarıyla zaten meşgul oluyoruz. Yani biz biyoloji gibi bir alanda doktora yaptığımızda, hani şey vardır, akademisyen esprisi gibi düşünebilirsiniz onu, doktora demek ne demek? İşte hiçbir şey hakkında her şeyi biliyor olmak demek. Bir doktora tezi yazdığınızda böyle bir noktaya geliyorsunuz. Biyoloji kocaman bir ansiklopedik külliyatsa eğer, bunun içerisinde bir sayfada geçen bir cümlenin
bir harfiyle ilgili bir şeyler yazıp duruyorsunuz ömrünüz boyunca. Bütün yaptığınız zaten o bir harfin için ancak dolduruyor. Bilimler çünkü artık bu kadar yayılmış. Öğrenecek çok şey var ve öğretilecek çok şey var. Dolayısıyla tek bir insanın zihninin tüm biyolojiyi alması, kavraması da o kadar kolay bir şey gibi gelmiyor insana açıkçası. Aklıma şey de geldi tabii. Madem güncele de bağlayabiliriz. Artık yapay zeka diye bir şeyden bahsediyoruz. Yapay zeka sadece öğrencilerimizin ödevlerini yapmaya yaramasın da bir ara yapay zekaya şey de soralım. Mesela bilimleri nasıl tasnif edersin diye yapay zekaya sormak lazım. Ya da biyoloji bilimini kompleks, karmaşık bir bilim olarak gördüğümüzü belirtip bize onun dallarının artık nasıl tasnif edilmesi gerektiğini 21. yüzyılda yeniden biyoloji biliminin nasıl ele alınması gerektiğini sorduğumuzda belki yapay zekanın başka başka yanıtlar verebileceğini de düşünmek mümkün. Çünkü biz değişiyoruz. Biz derken hem bilim insanları hem de felsefeciler, bilimlerle bilim insanlarıyla daha yakın çalışmalar yapan, bilimlere daha yakın olan felsefeciler de, bu bilimlerdeki değişiklikleri takip eden felsefeciler de bu değişime ayak uyduruyorlar. Nasıl değişiyoruz, niçin değişiyoruz? Hep aklıma, yani botanikçi de olduğum için bitkiler geliyor. Özellikle yakın zamanda 2000'li yıllardan sonra Türkçe'ye çevrilen, genellikle İngilizce kaynaklardan, son zamanlarda da İtalyanca'dan Türkçe'ye çevrilen kitaplar var. Bu kitaplardan en meşhuru Daniel Kamovic'in Bitkilerin Bildikleri adlı kitaptır. Ardından Stefano Mancuso'nun yazdığı muhtelif kitaplar var. Orada 3-4-5 tanesi Türkçe'ye çevrildi. Bu kitapları genel okuyucu kitlesi okuduğunda büyük bir ihtimalle artık bitkilere bakışı değişecektir. Nasıl değişecektir? Halk arasında bazı insanlar bitkilerin canlı olduğunu bile kabul etmiyorlar aslında. Mesela hayvandan bahsederken onun canı var diyor halkımız ama bitkiden bahsederken onun canı var. Orada bir soru işareti var. Neden? Çünkü şöyle düşünüyoruz. Genel halk kitlesinden bahsettiğimde, yani herhangi bir bilim eğitimi almadığımızda şöyle düşünmemiz daha mümkün oluyor. Konumsal hareket, yani yer değişimi yapamıyorlar. Ağaçlar ayaklarını kaldırıp bir yerden bir yere gidemiyorlar. Orada tüm gün, sadece tüm gün değil, gece, gündüz, yaz, kış, tüm mevsimler boyunca bir ağaç yerinden kıpırdamadan duruyor. Tek yapabildiği şey yukarıya doğru uzamak. Bir de yaprak döküyor, kışın uyuyor, ölüyor veya işte baharda diriliyor, her neyse. Buna benzer bir anlayış var. Uyuyup uyanan, ölümü dirimi olduğu çok belli olmayan bir nesne olarak görülüyordu belki bitkiler. Ama yakın zamanda bu tarz kitapların Türkçe'ye çevrilmesiyle bitkilerle ilgili bizim yanlış bildiğimiz veya yanlış varsayımlarımız diyelim, bunlar değişmeye başladı. Çünkü bunları ben nereden fark ediyorum? Bana gelen sorulardan fark ediyorum. Artık öğrencilerin sordukları sorular da yavaş yavaş değişmeye başladı. Bu tarz kitaplar okundukça bize öğrenciler daha farklı sorularla gelebiliyorlar derslerde. Artık bitkilerin canlılığını falan tartışmıyoruz. Yani bitkiler neredeyse bizim eskiden hayvan dediğimiz canlı kategorisine çıkmış durumda. Onların farklı haklarından bahsediyoruz artık dersler. Yani bitkiye bir hak verilmeli mi, verilmemeli mi? Hayvanların hakları varsa bitkilerin niçin hakları olmasın diye. Bazı insanlar tarafından belki bunlar absürt, yani saçma kabul edilebilir. Fakat ekosentrik bir bakışla tüm canlıları canlı oldukları için muhafaza etmemiz gerektiğini, canlıların yaşam haklarına saygı efendim duymamız gerektiğini iddia edebiliriz rahatlıkla. Beslenmek için canlıları tüketiyoruz, hayvanları ya da bitkileri. Ama bu burada sınırlı kalabilir. Yani bunun dışına çok fazla çıkmamıza belki gerek olmaz. Yiyecek, içecek, işte barınma. Yani bu zaruri ihtiyaçlarımızı karşıladıktan sonra lüks için ağaç kesmemize gerek yok. Bu tabii ağaç sadece bunlardan bir tanesi. Şimdi böyle konudan konuya
çok fazla geçiyor gibi olacağız ama istersen. Yok, aslında hocam çok güzel noktalara değindiniz. O değindiğiniz noktalardan açı açı gidebiliriz. Yani mesela biyolojiyi tanımlarken mesela canlı kullandınız. Genelde zaten canlı bilimi olarak tanımlanıyor. Peki burada canlılık dediğimiz şey ne? Sizin de bununla alakalı bir makaleniz de var hatta canlılığın tanımıyla alakalı. Yani canlılık dediğimiz şey ne ki onun bilimi tam olarak ne oluyor? Veya bunun ayırdığını nasıl yapıyoruz? Mesela biyoloji hangi şey canlı diyor onu inceliyor veya hangi şey cansız kalıyor da onu incelemiyor? Sorular zor. Şimdi canlılık tanımı şöyle. Bu konuda yani canlılığın nereden başlayalım? Türkçe'de canlılık diyoruz. Bu bir kelime. Bir de hocam kusura bakmayın araya gireceğim. Yani üzerinde uzlaşılmış bir canlılık tanımı var mı? Yok. Hepsinden önce. Yok. Yani şöyle yok. O da şurada. Kim? Radu Popa'nın Searching for the Definition and Origin of Life diye Springer'dan çıkan bir kitabı vardı. Bu kitabın sonunda kitap bittikten sonra bir appendix ek kısmı koymuş. Burada 19. yüzyılın işte ikinci yarısında başlıyor. Kitap 2005 yılında yayınlanmış. 2004 yılına kadar yazar yani 19. yüzyılın ikinci yarısından 2004 yılına kadar olan muhtelif canlılık ya da yaşam tanımlarını ve yorumlarını listelemiş. Bazıları bir kelime, iki kelime, bazıları bir paragraf olacak şekilde içinde NASA'nın da yaptığı bir hayat tanımı var. Hani neden NASA'nın bir hayat tanımı yapması gerekiyor? Dünya dışında yaşam varlığını, yokluğunu araştıran bir kurumsanız ne araştırdığınızı biliyor olmanız gerekiyor. Ona göre bir şeye bakacaksınız çünkü. Yani diyelim ki Mars'a gittik, Ay'a gittik. Acı canlı var mı yok mu? Bakın ne arıyoruz? Orada bizim gibi gezen insanlar olamayacağı belki de muhakkak. O yüzden belki de basit, bize göre daha basit yapıdaki canlı formlarını aramamız gerekir. Öyle de yapmışlar. Bir canlılık tanımı ortaya koymuşlar. Bunların bazıları gerçekten bilimsel ya da işte daha tırnak içinde akademik kabul edebilecek tanımlar. Ancak mesela bazıları da var ki daha romantik gelebiliyor. Daha estetik de gelebiliyor. Mesela bir yazarın şöyle bir tanımı var. Life is a music. Yaşam bir müziktir. Ya da hayat bir musikidir. Bu benim ne işime yaradı şimdi Mars'a giderken ya da Ay'a giderken? Ay'da müzik yapan bakteri aramayacağıma göre. Böyle tanımlar yapabiliriz. Ama bu tanımlar bizim ne maksatla tanım yaptığımıza göre de değişebiliyor. Bu arada bizim gerçekten biyologların kullanabileceği özellikle veya moleküler biyologların kullanabilecekleri bir canlılık tanımına ihtiyacımız var. Cansızla canlı arasındaki farkları kesinlikle ortaya koyabilecek bir canlılık tanımına ihtiyacımız var diye düşünmüştüm 2014-15 o yıllarda. Ondan sonra bir canlılığın ne olduğunu tanımlama işine giriştim ben kendimce. Yazdım bir şeyler, gönderdim, yayınlandı dergide falan. O yayın 2019'da çıktı. O arada tabii yani farklı okumalar yapıyorsun, araştırmalar yapıyorsun, bir sürü makaleler var. O makale, benim makalem çıktıktan sonra zaten pek çok makale çıktı yurt dışında. Sanki şey diye düşünebiliriz, bu kitapta 94 tane vardı, bir 10-15 tane de sonradan geldi. 100'ün üzerinde şu anda canlılık tanımı var. Benimkini saymana gerek bile yok bunların içine. 100 tane farklı canlılık tanımı var elimizde ve bunları tek tek incelemek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden son yıllarda, şu son 5-6 yılda yapılan canlılık tanımlarının da giderek birbirine daha çok benzediğini fark ediyoruz. Öyle bir noktaya geliyorsun ki böyle bir canlılık tanımı yapmak, hani neden bu kadar çok canlılık tanımı var? Sorulardan bir tanesi bu olmalı. Yani nasıl üzerinde uzlaşamazsınız hocam? Ne? Tamam, soru şu. Mesela insan nedir sorusuna felsefede tek bir tane cevap verebiliyor musunuz? İnsan nedir sorusuna tek bir cevap veremiyorsanız biz canlılık nedir sorusuna nasıl tek bir cevap verebilelim ki? Canlı nedir sorusuna da tek bir cevap veremiyoruz. Ama canlının özelliklerini tanımlayabiliyoruz veya tarif edebiliyoruz. Yani canlı şu 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 özellikleri gösterir diye sıralayabiliyoruz. Zaten bilirsiniz, örneğin aklıma geldiği için onu söylüyorum. Campbell biyoloji tarzı böyle büyük genel biyoloji kitaplarının başlangıç konularında
yaşamdan, hayattan başladıklarında ilk sayfalarda canlıların ortak özelliklerinden bahsedilir. İşte büyüme, gelişme gibi, solunum gibi, enerji tüketimi, metabolizma, hücresel yapı, evrimleşme, üreme gibi. Bu ortak özellikler farklı şekillerde gruplanabilir. Mesela bu kitaplarda bu şekilde görmüyorum ama bunu da bir makalede bir yerde yazmıştım. Şimdi hangi dergide onu da unuttum. Daha yayınlanmadı ama canlıların ortak özelliklerini zorunlu ortak özellikler olarak ve zorunlu olmayan ortak özellikler olarak da gruplayabiliriz. Örneğin her canlının evrimleşmesi gibi bir özellik zorunlu değildir. Bazı canlılar evrimleşmeyebiliyor. Üremek de zorunlu değildir bireysel olarak. Üreyemeyen canlılar da var veya kısır olan canlılar da var. Ama her canlının muhakkak beslenmesi zorunlu. Besin alışı, dışarıdan içeriye besin girmesi gerekiyor. İçeride işlenmesi gerekiyor. Buradan enerji üretiminin yapılması gerekiyor. Ve dışarıya atık maddelerin atılması gerekiyor. Dolayısıyla burada bir metabolizmanın olması gerekiyor. Biz buna komple metabolizma adını verebiliriz tek seferde. Canlılar ya da canlılık tanımında da bunu kullanabiliriz. Metabolizma kelimesini veya kelimeyi kullanmadan içeriğini kullanmak mümkün. Bunların bir yönetici, bir ya da birden fazla hem kalıtım hem de yönetimden sorumlu moleküller tarafından yaptırıldığını ya da yönetildiğini söylememiz mümkün. Biz bunlara DNA, RNA diyoruz ama başka çeşitlerini de ileride keşfedebiliriz belki. O yüzden isimleri de biraz yani özel isimleri kullanmadan tanımları yapmak da daha makul duruyor. Nükleik asitler deyip geçebiliriz. Tabii şöyle de sorular sorulabilir. Derste bunu, biyoloji felsefesi dersinde bu şekilde bazen tartışıyoruz. Bizi, insan bedenini söz gelimi bir otomobilden ayıran özellikler nelerdir? Otomobil ama şöyle bir otomobil. Yapay zeka ile veya bir bilgisayar destekli otomobil düşünün. Yapay zeka ile yönetilen bir otomobil düşünün. Ya da bir Tesla'yı düşünün. Tesla dediğimiz aracı düşünün. Bu araçla insan bedeninin farkları var mıdır, yok mudur, nelerdir? Şimdi önce kolay görünüyor. Ya çünkü çıplak gözle baktığımız, nasıl yani hocam otomobille insanı da ayırt edemeyecek miyiz? Tamam, o mesele değil zaten. Hadi bunu tanıma dökmeye kalktığımızda, yani bir sınır çizmeye kalktığımızda, çünkü her tanım sınırlamadır. Ve sınırı öyle bir yerden çekmelisiniz ki almak istediklerinizi almalıdır. Alabildiği kadar almalıdır aslında. O yüzden tanım yapmak zor iştir. Yani canlılığı tanımlamak da zor iştir. Öyle bir tanım yapmalısınız ki tüm canlıları kuşatmalı. Ama cansız olanları da dışarıda bırakmalı. Bu o kadar kolay değil. Çünkü canlı ile cansız arasındaki farklar biz böyle ilk bakışta bedihi, apaçık, yani şak diye belli oluyor hocam diyorsun ama o kadar da belli olmuyor belki. Çünkü yani denizin dibinde yaşayan mercanla, süngerle şuradaki kalorifer peteğinin bir farkını göremeyebilirsin. 3 gün boyunca gözlediğin halde. Nasıl bir fark çıkmasını bekliyorsun? Ancak onun metabolizmasına dair bir bilgi varsa elinde, şöyle belki diyebiliriz, kalorifer peteğinde hiçbir madde alışverişi gözlemedik ama süngerde veya mercanda gözledik veya işte deniz anasında gözledik gibi. Dolayısıyla otomobille insan bedenini karşılaştıracak olduğumuzda, mesela insanın beslendiğini iddia edebiliyorsunuz. Tam nedir beslenme? Vücuda organik bileşiklerin alınması mıdır? Bu mudur? Onu otomobil de yapıyor. Fosil yakıt kullanıyor. O da organik bileşik tüketmiş oluyor aslında. Petrol dediğin şey de böyle bir şey çünkü. Dolayısıyla hani atıkların dışarıya atılması, yani boşaltım dediğimiz şey. Egzoz dediğin şey var zaten otomobilde. Teknik olarak aslında aynı şey. Otomobilin motorunda bir yanma reaksiyonu gerçekleşiyor. Benzer şey zaten senin hücrelerinin sitoplazmasında ve mitokondrilerinde gerçekleşiyor. Mitokondrideki oksijenin solunum reaksiyonu teknik olarak bir yanma reaksiyonudur. Sadece biraz daha böyle tedricen, yani basamak basamak gerçekleşen bir yanma reaksiyonudur ki birdenbire alev almazsın. Dolayısıyla yani hangi özellikleri ortaya koyacağımız, canlı tanımı yaparken ve canlılık tanımı yaparken hangi özelliklere dikkat etmemiz gerektiği, bu özelliklerin tam olarak
ne oldu? Yani özelliklerini de tanımı, mesela boşaltım nedir, beslenme nedir, solunum nedir, enerji nedir, metabolizma nedir, hatta hücre nedir gibi pek çok özellik var. Nihayetinde ben o başlattığım şeyi burada bitireyim. Bir otomobille bir insan bedenini karşılaştırdığımızda belki pek çok yerde şey yapamayacağız. Belki tamam o da var, o da var, o da var, o da var falan diyeceğiz ama öyle bir noktaya geleceğiz ki mesela hücresel yapı. Tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu iddia ediyoruz. Bunu zaten şimdi değil, 19. yüzyıldan beri iddia ediyoruz. Hücre teorisinin, 3 maddelik hücre teorisine göre bu böyle. Yaptığımız gözlemlerde de şimdiye kadar aksini henüz bulabilmiş değiliz. Yani 1840'lı yıllardan başlamak kaydıyla, pardon 1860'lardan başlamak kaydıyla şimdiye kadar bunun aksini gözlemleyemedik. O zaman tüm canlıların hücrelerden oluştuğunu rahatlıkla iddia edebiliriz. Ve otomobillerin hücrelerden oluşmadığını da biliyoruz. Hücreseldir yapılarının daha doğrusu olmadığını biliyoruz. Ama ondan sonra bana şöyle de sorabileceksin büyük bir ihtimalle. Peki hücre nedir? Bizim bir de hücre tanımına ihtiyacımız var. Bunları niye böyle anlatıyorum? Çünkü felsefeciler durmaksızın can sıkıcı sorular sorabiliyorlar. Etrafında da bol miktarda felsefeci olduğundan bu konuda yeterince herhalde can sıkıcı hale geldim diye düşünüyorum. Bu sorular gerçekten sorulması gereken sorular. Biz mesela laboratuvarda böyle sorular sormayız aslında bazen. Yani şöyle, bir biyoloji öğrencisi belki bir ihtimalle eğitim öğretimini alıyorken hani hücre nedir sorusunun üzerine belki düşünmüştü ama daha çok hücre teorisi üzerine düşünmüş, hücreyi gözlemleme üzerine düşünmüş. Belki biyoloji tarihinin ilk hücre gözlemi, işte hücre teorisinin ortaya atılması, mikrobiyolojinin ortaya çıkışı veya sitolojinin ortaya çıkışı gibi konular üzerine belki düşünmüştür. Ama felsefe eğitimi almadıysa, felsefeye yatkınlığı yoksa, hiç de merak etmediyse, hücre nedir sorusunu sormadıysa işte kafasının içinde böyle bir olta atılmış gibi ya da bir orada kılçık varmış gibi düşünmemiştir belki. Çünkü bazı sorular var. O soruları sorduğunuzda cevap verene kadar uykularınızın kaçması gerekiyor aslında. Yani orada mesela hücre nedir? Çok basit bir soru. Çok da basit bir cevabı olmalı bunun. Hayır öyle değil. Çok basit bir cevabı yok. Hücre nedir? Hücreye de bir tanım yapman gerekiyor. Ve yaptığın tanımın tüm hücreleri kuşatması gerekiyor. Sadece hücre olmayanları dışarıda bırakması gerekiyor. Çünkü bu yaptığın tanım aynı zamanda canlılık tanımını da bağlayan bir tanım olacak bir adım sonra. Ve öyle bir canlılık tanımı yapman gerekir ki canlıyla cansızı birbirinden ayırman gerekir. Ona göre de etik ilkeler belki belirleyeceksin. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı şeyler. O yüzden biz biyologlar bazen bunların üzerine böyle detaylı çok düşünmeden icra ediyoruz. Yani çalışıyoruz. Laboratuvara girip hücrenin üzerinde çalışmak başka bir şey. Oturup kağıt kalem elinde masa başında hücre neydi diye düşünmek başka bir şey. İkisini aynı zihinde yapabilir yapmaz ya çok yani. Şunu da iddia etmem belki mümkün. Felsefeciler izliyordur büyük ihtimalle değil mi bizi? Hı hı. Ama bu hem felsefeciler de izliyordur hem biyolojiciler de izliyordur yani şu an. O zaman yani gene içimdeki biyolog konuşuyor. Şunu söyleyebilirim. Biyoloji felsefesi gibi bir alanda, biyoloji tarihi gibi bir alanda gerekli donanımı sağladıktan sonra bir biyolog sanki daha avantajlı oluyor biyolog olmayana göre. Çünkü zaten icra ettiğin, zaten içinden geldiğin bilimin felsefesini veya tarihini yapacaksın, bunlarla uğraşacaksın. Bir yatkınlığın var zaten. Yatkınlık nereden geliyor? Aldığımız eğitimden geliyor aslında. Pek çok biyoloji programında, farklı derslerde o derslerin ya da o konuların daha doğrusu tarihine kısaca olsa değinmek bile mümkün oluyor. Biz mesela eğitimimizi, öğretimimizi daha doğrusu yapıyorken tohumlu bitkiler dersinde çok hatırlıyorum. Hep aklımda orası kalmış. Osmanlı topraklarına vaktiyle 16. yüzyıldan itibaren gelip Anadolu'dan değişik bitkiler toplayıp götüren batılı bilim insanları ki onlar aynı zamanda bazıları sınıflandırma konusunda da geçiyorlardı. Önemli isimlerdi.
onların hocaları bize anlatış şekli hala aklında. Biz şeyde yani şunun için söylüyorum bunu da bir bilim tarihi düşünceniz olduğunda ya da bilim tarihi nedir diye sorduğunuzda hemen arkasından bilim nedir diye başka bir soru sormanız gerekiyor. Yaptığınız bilim tanımına göre bilimin tarihinin tanımı da değişecektir. En önemli sorulardan bir tanesi bilimi ne zaman, nereden, hangi olayla, neyle başlatıyorsunuz, neyle tanımlıyorsunuz bilimi? Burada bilimden kastettiğiniz şey nedir? Astronomi midir? Matematik midir? Öyle bir bilim tanımı yapmamız gerekiyor ki hepsini kuşatsın. Bu konuda biz biyoloji eğitimi alırken normal şartlarda 19. yüzyıl ve sonrasında veya bazen işte 18 belki aydınlanma dediğimiz dönem ve sonrasında biz ona modern dönem diyoruz çoğunlukla. Modern biyolojiyi öğreniyorken modern bir bilim tarihinde aslında öğrenmiş oluyoruz belli konularda. Ama çok iyi hatırlıyorum botanik derslerimizde, tohumlu bitkiler derslerimizde biz 16. yüzyıla kadar gidiyorduk. Sınıflandırma konusunda 18 mecburen yani olmazsa olmaz. Carl Linné'den bahsediyorsun. Carl von Linné'den. Carl Linné'den bahsedeceksen onun bir adım, iki adım öncesinden de bahsetmek gerekiyor. Yine geliyoruz 17. yüzyıla. 17. yüzyıldan başlatıyoruz. Dolayısıyla nasıl olacak? Yani hem modern bir biyolojiden, 20. yüzyıl biyolojisinden bahsedeceğiz. Bunun köklerini 17. yüzyıla kadar götürüyoruz. Bazı branşlarda 16. 16'ya kadar gittiğimizde 15'e gitmekten bizi alıkoyan nedir? Sadece matbaanın basın kitapların sadece matbaada basılmış olması mıdır? Hayır. Bu bir süreç. Bilimlerde süreçler var. Ama şeye geri dönecek olursak, bilim tanımına geri dönecek olursak, felsefeci olduğunuz için muhakkak biliyorsunuzdur. Felsefeye giriş kitapları var. Bir tanesi çok güzel. Yayında reklam yapabiliyor muyuz? Benim kitabım değil. Reklamını rahatlıkla yapabilirim. Çünkü gerçekten kitabı sevdim. Murat Arıcı Hoca'nın editörlüğünü yaptığı felsefeye giriş kitabı var. Nobel yayınlarından çıkan. O kitabın her konusunda, her ünitesinde felsefenin farklı alanlarını, mesela din felsefesi nedir, işte bilim felsefesi nedir, metafizik nedir, bunları tanıtıyor. Ve başlangıçta sorular var, içeride konu işliyor, konunun sonunda film önerileri var mesela. Ben ilk defa bir kitapta böyle film önerilerini gördüm, hem de bir felsefe kitabında. Yani bu şu demek, konuyu oku, sonunda şu sorular var veya şu okuma listesi var. Bir de sana 2-3 tane film öneriyorum. Şu filmi de izlersen şu alanı daha iyi anlamış olursun şeklinde bir önerisi var. Çok hoşuma gitti. O kitaptaki bilimlerin tasnifi konusu da çok hoşuma gitti. Çünkü antik klasik dönemden itibaren bilimlerin tasnifi bir problemdir. Neye göre bilimleri tasnif edeceksiniz? Bu probleme de yine değinmiş bilgi felsefesi konusunda yanlış hatırlamıyorsam. Mesela matematik bir bilim midir değil midir? Formal bilimlerin içerisinde koymuş mantığı ve matematiği. Çok güzel, orada bir sıkıntı yok. Sosyal bilimler var, işte beşeri bilimler var. Bu arada bizim Türkler olarak, Türkçe düşünenler olarak takıldığımız iki tane kelime var. Bunlara biz bilim mi diyeceğiz, ilim mi diyeceğiz? Mesela biyoloji bir bilimdir, tamam, felsefe. Felsefeye bilim diyebilir miyim? Yoksa felsefe bir ilim midir, hangisidir? Burada mesela felsefeye bilim dediğim zaman biyologlar kızacaklardı. Hoca ne yaptın ya, felsefeye de bilim dedi şimdi. Tamam da bu ne? Ne diyeceğiz felsefeye? Veya işte kelama ne diyeceğiz? Edebiyata ne diyeceğiz? Gibi. Orada bir bilimler tasnifi var. Felsefeci arkadaşlar onu muhakkak beğeneceklerdir diye düşünüyorum. Bunlardan yola çıkarak şunu söyleyebiliriz. Biz dedik ya, biyoloji canlıları inceleyen bir bilimdir. Bu canlılar da tabiatta var olan olarak kategorize edilmiş bir grup. Dolayısıyla biyoloji aslında tabiat bilimlerinden bir tanesidir. Yani diğer bilimlerin hepsi bir tarafa, biz tabiat bilimleri dediğimiz bilimler hangisi ise ki ilk bakışta hani fizik, kimya, biyoloji, jeoloji, astronomi gibi bilimler aklımıza gelebiliyor. Astronomi, astrofizik, her neyse. Böyle bilimler var ve biyoloji bunlardan bir tanesi. Çünkü bu bilimler nesneleri üzerinde çalışabiliyorlar ama yine burada bir fark ortaya koymamız gerekiyor. Bunlardan 3 tanesi, belki de jeolojiyi sayarsak 4, diğerlerinden ayrılabiliyorlar. Bu sayı artabilir, azalabilir. Aklıma gelen örnekleri söylüyorum. Biyoloji kendi nesnesi üzerinde deney yapmaya imkan veren bir bilimdir.
Astronomi böyle bir bilim değildir. Astronomide güneşin üzerinde deney yapamıyoruz mesela. Yaptığımız deney ancak simülasyon üzerinde. Dolayısıyla fizik düzeyinde bir deney yapıyoruz. Yani astronomideki deneylerimizi aslında fizikte gerçekleştirmiş oluyoruz. Böyle anlatabiliyorum bunu en iyi. Biyolojide doğrudan canlının üzerinde deney yapmanız mümkün. Etiktir değildir, ayrı bir tartışma konusu. Canlıyı doğrudan gözlemlemeniz mümkün. Laboratuvardan bahsetmiyorum. Dışarıda, doğada, serbest dünyada ya da vahşi doğadan bahsediyorum. Ki taksonomist olduğum için zaten dağ bayır gezdim. Bitkiyi yerinde gözlemledim. Aynı bitkiyi aldım, laboratuvarda çoğaltmaya çalıştım. Olmadı. Neden? İşte bir şeyleri eksik yaptım. Yani doğayı, tabiatı simüle ederken laboratuvarında bir şeyleri gözden kaçırdım. Demek ki onun aynısını başaramadım. Şöyle de düşünmeye başladım sonrasında. Evet, ben canlılar üzerinde deney yapabiliyorum ve bu benim bilimimin, yani biyolojinin güçlü tarafı. Aynı zamanda zayıf tarafı. Yani işte şey var ya, soru şu değil mi? What makes biology unique değil mi? Ernst Mayr'ın sorduğu soru. Biyolojiyi biricik kılan şey nedir? Çalıştığı nesnenin, üzerinde çalıştığı nesnenin canlı olmasıdır mesela. Biyolojiyi biricik kılan şey budur. Neden? Canının üzerinde deney yapıyorsunuz, ölebiliyor. Hiçbir şey elinizde değil orada. Yani her şeyi kuralına uygun, kitabına uygun, prosedüre uygun yapıyor olmanıza rağmen deney yapacağınız hayvanın veya bitkinin ölmesi işten bile değil. Bu durumda sizin tüm o deney düzeniniz, tezgahınız boşa gitmiş olabiliyor. Kimyacılar bu konuda çok rahatlar. Sadece işte kullanacakları salt malzeme nemlenmiş, bayatlamış falan olabiliyor ki sık kullanılan durumlarda bu da mümkün değil. Dolayısıyla biyoloji biliminin bu tarz kısıtlamaları canlının getirdiği bir takım kısıtlamalar ya da canlı üzerinde çalışmanın getirdiği bir takım kısıtlamalar, riskler ya da handikaplar var. Bunlarla uğraşmak mecburiyetindesiniz biyologlar olarak. Felsefeciler bu konuda rahat, oturduğun yerden yaz gitsin, canlı şudur, canlı budur, nasılsa şey yok, ispat derdi de yok, ben böyle yazdım deyip yazabiliyorsun. İşin esprisi zor canlılarla çalışmak. Ernst Mayr bunu bu şekilde söylemiyor tabii. Biyolojinin tarihi gelişimden hareketle, özellikle 19. yüzyıla atıfla, Charles Darwin'e ve onun ortaya koyduğu doğa seçilim ilkesine atıfla, biraz daha biyolojinin tarihinin nevi şahsına münhasır bir tarih olduğunu atıfla, aslında Ernst Mayr bunu bize söylüyor bu kitapta. O yüzden güzel de bir kitap. Yani İngilizcesini okurken çok hoşuma gitmişti. Akıcı, kolay da bir dili vardı. Öyle zorlamıyor. Şey yok. Bunu bu arada... Bizi lazım. İzleyenlere şunu söyleyeyim. Hocam yine burada da mütevazi davrandı. Lakin kitabın çevirmeni de Mustafa hocamız bu arada. Fark ettiğim kadarıyla kendisi hiç değinmedi ama. Yok, yani bir gerek yok. Onu alan zaten görür orada ismini. Sorun değil tabii o. Tabii hocam. Şey, okurken bizim yazarlarımızda bu bazen oluyor. Edebiyat yapmak istiyorsanız ya da edebiyat yapmak istiyorsak, retorik yapmak istiyorsak edebiyat bölümlerini tercih edebiliriz. Edebiyat alanında kitaplar yazabiliriz. Ama felsefe yapmak istiyorsak orada felsefe yapalım. Biyoloji yapmak istiyorsak orada biyoloji yapalım. Muhatabımız kim? Buna göre yazalım. Dilimiz böyle olsun. Bu yazarın dili, İngilizcesinden bahsediyorum, kitabın İngilizcesinden, gayet akıcı. Belli ki defalarca da okumuş, üzerinden geçilmiş, okuyucuya vermek istenen mesaj en kısa yoldan verilmiş. Türkçelerde de biz böyle yapalım. Yani kendimiz kitap yazıyorken, işte efendim makale yazıyorken bunlara bence bu şekilde dikkat edelim diye düşünüyorum. Çünkü aksi takdirde var öyle makaleler. Okuyoruz, arkadaş, meslektaşımız edebiyat yapmak gereğini hissediyor. Hayır, düşüncelerinizi kelimelere boğmayın derim ben. Yani kelimeleri daha az kullanarak, daha açık seçik, apaçık böyle ifade edebiliyorsanız o düşünceleri herkes anlayabilir. Neden lisans öğrencimiz bizim yazdıklarımızı okuyup anlayamasın ki? Lisans öğrencimiz de anlasın, doktora öğrencimiz de anlasın. Şeyim budur, kanaatim budur yazma konusunda. Bir sürü şeye girip çıkma gibi bir şey olacak sanki. Yani farklı farklı konular var. Her birine değinmemiz gerekecek sanki.
Aslında şey zaten konuşurken konular birbirine girdiği için daha güzel oluyor, değinmiş oluyoruz. Hatta başta demiştim böyle açarak gideriz diye. Mesela Güzel şeyden oluyor mu? bahsettiniz. Güzel güzel gayet güzel. Biyolojinin sınırlarından ve diğer doğa bilimlerinden ayrılan yönlerinden bahsetmiştiniz. Biraz daha bunun üzerine konuşabiliriz. Biyolojinin sınırları neler? Diğer doğa bilimlerinden nasıl ayrılıyor? İşte bu özcülük, belirlenimcilik, ondan sonra Ha. biyolojideki yasaların konumu, hani diğer doğa bilimlerinden ayrılan noktası, indirgemecilik meseleleri. Aynı zamanda da hani hem biyolojiyi diğer doğa bilimlerinden ayıran noktanın bir yana, bir de biyolojiyi özel kılan, benzersiz kılan neler? Mesela şey, Mayer kitapta bunu şey olarak söylüyor. Mesela biyolojinin kavramları da benzersiz, kendine özgü. Evrim kavramı olsun, doğal seçilim kavramı olsun, biyopopülasyon kavramı olsun vesaire gibi. Bunların üzerine konuşabiliriz hocam. Evet, yani bir şey var. Bu şeyden gideyim, aklıma o geldiği için Daniel Kamovic'in Bitkilerin Bildikleri diye bir kitaptan bahsettik ya az önce kısaca. Sadece ismini andık geçtik. Sanırım şuradaydı o kitap. Şöyle bir kitap, Bitkilerin Bildikleri diye Metis yayınlarından çıkan kitap. Bu kitap yıllar önce hani İngilizcesi piyasaya çıktı. İngilizcesini edindik bir şekilde. Hani okuyoruz. Şey diyoruz biz. Bunları biliyoruz. Bunları biliyor. Tamam da bunları biliyoruz biz modunda oluyoruz. Çünkü evet bir botanikçi için hani zaten bildiğin şeyleri anlatıyor bu yazar burada. Zaten sorun da orada. Bunu ben biliyorum. Bunu ben anlıyorum da. Yazar bu kitabı benim için yazmamış ki. Yazar bu kitabı bitkilerin mesela canlı olduklarına İkna olmamış ya da bitkilerin en az hayvanlar kadar önemli olduklarına hatta onlardan da önemli olduklarına ikna olmamış zihinler için yazmış. O şekilde baktığında yazarın yazdıkları çok mantıklı, çok anlamlı oluyor. Ernst Bayer'i okurken de böyle bir şey hissedebiliyorsunuz. Mesela orada bize göre, biyologlara göre bazen şey diyor işte örnek veriyorum. Doğal seçilim. Ya diyorsun lan doğal seçilimden niye bu kadar bahsediyor ki? Tamam doğal seçilim bu konuyu biliyoruz biz. Bu konuyu biliyoruz ama aslında şu, başka bir bilimde, mesela kimyada, fizikte şöyle bir mantığımız olması gerekiyor bizim sanki. Hani tabiat bilimlerinin içerisinde bizim adına Türkçe'de temel bilimler dediğimiz fizik ve kimya gibi iki tane bilimle biyoloji daha çok böyle kardeş gibi görünür. Hatta şeyden bilirsiniz, ortaöğretim kurumlarında, liselerinde FKB diye sırayla gider. Fizik, kimya, biyoloji. Üniversiteye giriş sınavlarında, bak buradan da hemen Ankara'dasınız, yetkililere de bir mesaj gitmiş olsun. Neden biyoloji soruları bu kadar az soruluyor? Neden matematik sorusunu bu kadar fazla soruyorsunuz? Herkes matematikçi olacak, herkes mühendis olsun diye mi? Tamam, çok güzel, mühendislere ihtiyacımız var, evet ama sonra şöyle sorunlarla karşılaşacağız günün birinde. Mühendis zihni biyolog zihninden farklı çalışır. Bu bir realite. Biyologların zihinleri daha çok canlıları anlamaya, onların yaşantılarını anlamaya ve nihayetinde onları korumaya dönük bir zihindir. Mühendisten bunu yapmasını bekleyemezsiniz. Başka bir şey bu. Kendi merakı varsa yapabilir. O ayrı. Aldığı eğitim bunu getirmiyor. Dolayısıyla şöyle de bir durum var. Biz çocuklarımıza orta öğretimde Milli Eğitim Bakanlığı müfredatında bir kere ders sayısı olarak az biyoloji öğretiyoruz. Müfredatın içindeki konuların kabarıklarından bahsetmiyorum. Ders sayısından bahsediyorum. Biyoloji az öğretiliyor. Hele bu Anadolu liselerinde böyle. Meslek liselerine gittiğinizde bu oran düşebiliyor. Haliyle üniversite giriş sınavlarında fizik ve kimyanın yanında daha az biyoloji sorusu soruluyordu. Tarih boyunca böyle oldu. Şu an eşit sorulsa bile sonuç değişmiyor. Çünkü zaten Türkiye ortalamalarına da bakmak gerekiyor. Biyoloji en az net çıkartılan branşlardan bir tanesi. Bunların sebepleri neler? Yani bizim biyoloji öğretiminde mi kusurumuz var? Biyoloji öğretmenlerimizde mi kusur var? Biyoloji öğretmenlerini yetiştiren fakültelerde mi kusur var? Yoksa biyolojinin kendisinde mi bir sıkıntı, bir şey? Burada bir şey var. Burada şöyle bir şey var. Biyoloji öğretmenliği yaptığım yıllarda bunu şu şekilde anlatmaya çalıştım öğrencilere. Biyoloji sayısal bir derstir ama sayısalların içinde sözele veya eşit ağırlığı en yakın derslerden bir tanesidir. Bu onun zayıf değil aslında güçlü tarafıdır. Ben bunu anladım zannedersin, anlamamış olabilirsin. Orada daha karmaşık bir şey vardır. Ve biyolojinin içerisinde mesela PV eşittir NRT diyebileceğimiz kimyadaki
gazların basıncıyla ilgili böyle bir kanun, kural biyolojide göremiyorsunuz. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir diyorsun. Tamam, bu evrende, bu her yerde böyle. Düzlemde üçgenin iç açıları 180 derece. Bu bir formül. Hesaplıyorsun, ispatlıyorsun, gösteriyorsun. Şey gibi geliyor. Mesela matematikte, aritmatikte, bazen de geometride ispatlar yapılırken böyle hocanın yaptığı bir ispatı öğrenci izliyorken sanki bir sihir büyü izliyormuş gibi görüyor. Benzer bir şey kimyacılar için de mümkün. Gösteri deneylerinde bilirsiniz, kimyacılar değişik elementleri karıştırdıklarında böyle harikulade işler yaparlar. Antik dünyanın büyücüleri, orta çağın büyücüleri aslında kimyagerlerimiz. Ama biyolojide biz böyle gösteriler yapamıyoruz. Biz biyolojide ne gösterebiliriz ki? Mikroskopta hücre göstereceğiz size. O da büyük bir ihtimalle hazırlanmış preparattır. Canlı hücreyi bilfiil orada göstermiyoruz çoğunlukla. Veya bazı durumlarda kurbağa kesiyorduk bir şeylerde, panayırlarda diyelim, proje fuarlarında. Kurbağa kesmeye herkes görmek istiyor. Bir süre sonra tiksiniyorlar. Ya hem istiyorsunuz hem tiksiniyorsunuz. Zaten sonrasında kurbağalar kalktı ortadan, onların yazılımlarını açıp göstermeye başladı. İnsanlar anatomiyi, morfolojiyi merak ediyorlar ama şunu demeye getiriyorum. Biyoloji biliminin bir takım hususiyetleri var. Bunları bizim çok iyi kavramamız gerekiyor. Ona göre öğretmen yetiştirmemiz gerekiyor. O öğretmenlerin liselerde dersleri o şekilde ona göre vermeleri gerekiyor. Çünkü biyoloji aslında sadece şey için, orta öğretimde böyle hani geçelim de işte şöyle not alalım da işte üniversite sınavında bu kadar soru soruluyor denecek bir ders değil. Bir kere siz kendiniz canlısınız. Daha kendi bedeninizi tanıyamıyorsunuz. Etrafınızdaki çiçeği, böceği, arıyı, kurdu, kuşu tanıyamıyorsunuz biyoloji olmadan. Karnımız ağrıdığında aslında sağlığımızın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyoruz. Veya başımız ağrıdığında gün boyu çalışamaz duruma gelebiliyoruz. İşte bunlar için aslında biyoloji gerekiyor. Şimdi belki şey diye düşüneceksiniz. Ya Mustafa Hoca da biyoloji abarttı, tıp konusunda gidiyor. Bak işte şey de bu. Tıp belki pratik bilgi bakımından insanların bedensel ihtiyaçlarını gidermeleri, sağlığı korumaları bakımından tıp belki biyolojiden çok daha önce ortaya çıkmış bir disiplindi. Ama tüm canlıları incelemek bakımından bir tanım yaptığımızda biyoloji tüm canlıları inceleyen bir bilimdir. Biyoloji üst bir bilimdir aslında. Dolayısıyla adının artık biraz daha farklı söylenmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Adını değiştirmek gerekiyor. Ben o yüzden hem Türkçe karşılık olsun diye hem de kuşatıcı bir isim olsun diye canlı bilimleri tanımını daha çok kullanmayı düşünüyorum veya kullanıyorum. Bunu da şöyle kullanıyorum. Canlı bilimleri dediğim zaman tıbbı da, eczacılığı da, biyolojiyi de, işte moleküler biyolojiyi de, diş hekimliğini de kapsayabilir. Çünkü canlılarla ilgili olan tüm disiplinleri, tüm bilim olan veya olmayan her şeyi kapsayacak bir çatı. Canlı bilimleri dediğimiz zaman böyle bir şey canlanıyor benim kafamda ya da zihnimde. Bir de cansızların bilimleri olabilir. Mesela hepsine birden fizik demiştim az önce. Buna benzer bir isim üretilebilir. O alana hiç bakmadım. Burada Mayer Üstad'ın ortaya koyduğu şekliyle bizim kendimize ait, yani biyoloji bilimine ait bazı terimlerimiz var. Bu terimleri bizlerin iyi öğrenmesi ve iyi öğretmesi gerekiyor. Yani şey olsun diye değil. Günün sonunda birileri kalkıp şöyle desin istemem açıkçası. Ya tutmuşlar şöyle 3-5 kişi kendi aralarında biyolojiyi övüyorlar. İşte biyolojiyi diğer bilimlere üstün görüyorlar. Hayır, biz burada üstünlükten bahsetmiyoruz. Biz burada karmaşıklıktan bahsediyoruz. Biyoloji derslerinin, biyoloji konularının kimyanın ya da fiziğin yanında daha az anlaşılabilir veya daha az soruların cevaplanabilir olmasının altında yatan gerçek şudur. Biyolojide konular karmaşıktır. Çünkü canlı denen karmaşık bir nesneden bahsediyorsunuz. Bir biyoloji sorusu soruyorlar böyle. Yarım artık bir sayfa olabiliyor sorular. Şimdiki sınav soruları da değişti. Soruya böyle bakıp kalıyorsun. Lan ne diyor bu soru diye. Çünkü uzun. Ve o soruya böyle kolayca 5 tane şık var A, B, C, D atıyorum, öyle bir şey yok. Atamıyorsun. Şıklar da çünkü çok güzel, çok orijinal. Ve şey gibi değil gerçekten. Ya biz evet üçgenin formülünü vaktiyle ezberlemiştik lisedeyken. Fizikte bir takım formüllerimiz vardı. Geometri, matematikte formüllerimiz vardı. Bunları ezberlemiştik ve bir şekilde yapabiliyorduk. Ama biyoloji
formül de yok ezberleyebileceğin. Kanunu yok. Hani olsaydı keşke ama yok. Neden yok biyolojinin kanunu? Aslında var. Yani şöyle söylenebilir. Biyoloji dünyasında tek bir tane yani, kanun var aslında. Var ama diğer doğa bilimlerindeki kanundan farklı olarak yani. Tabii doğru. Sayı bakımından bir kere onlarla kıyaslanmaz veya geçerlik bakımından kıyaslanmayabilir. Ama tüm canlıları kapsayan ve hiç bunun sınırı olmayan bir tane kanunumuz var. Bir kere kanun şu: tüm canlılar ölümlüdür. Bitti, bu kadar. Ve biz biyologlar hep şey anlatıyoruz ya, canlıları çalışıyoruz diye bir çerçeve çiziyoruz. Aslında şöyle de söylemek makuldür bunu: biz ölümlülere çalışıyoruz. Dolayısıyla imkanına sahip olmayan nesneleri biz çalışmıyoruz biyolojide. Şu kupayı ben çalışmıyorum çünkü ölemiyor gibi böyle düşünmek mümkün. Az önce bir indirgemecilik demiştin sanki. Mayr'ın kitapta, şurada da aslında şeyden açabilirim, buradan da açabilirim. Kitapta çözümlemecilik mi indirgemecilik mi diye bir başlık vardı. Şöyle düşünüyor ya da şöyle yorumluyor. İki farklı metot ya da yöntem olarak karşılaştırıyor kitabın 4. bölümünde. İndirgemeciliğe bir kere kesinlikle karşı. Nedir indirgemecilik? Eğer biz nesneler arasında bir parça bütün ilişkisi kuracak olur isek, bütünün gösterdiği tüm özelliklerin aynı anda parçalardan bir tanesinde kesinlikle tümüyle görüldüğünü iddia edersek, bütünün yani bir simetrisi gibi veya hemcinsi gibi tümüyle aynı şekilde parça tarafından temsil edildiğini, gerçekleştirildiğini söylediğimiz durumda indirgemeci davranmış oluyoruz. Biyoloji dünyasında bu işe yaramıyor. Başka dünyalarda yarayabilir. Yani belki kimyada, fizikte olabilir. Ona karışamayız. Ama biyoloji dünyasında bu işe yaramıyor her zaman. Bunun yerine bütünü oluşturan parçaların tahlili, yani analizi, yani çözümlenmesi gibi bir süreç var. Şöyle örneklemek mümkün. Bu İşte sunumu yaptım, şu toplantıyı yaptığımız bir bilgisayar ekranı karşımda duruyor. Ekran var, klavyesi var, bunun içinde hard diski var, işlemcisi, RAM'i vesaire bir sürü parçası var. Bu kadar farklı parçalardan oluştuğunu nereden biliyorum? Çünkü açtım baktım içini vaktiyle, pek çok bilgisayarı açtım baktım. İçini açıp bakmak diye bir şey var işte, imkan var. Dolayısıyla bütünü parçalara ayırabiliyoruz. O parçaların birbirleriyle farklı düzeylerde ilişkiler kurduğunu görebiliyoruz. Bunu yapmak için analitik yöntemi kullanıyoruz. Analiz, yani çözümleme yöntemini kullanıyoruz. Burada herhangi bir indirgemecilik yok. Yani bir bilgisayarın aynı zamanda hem RAM, hem işlemci, hem hard disk, hem artık hard diskte kalmadı, SD kartlar var, hem klavye, hem monitör gibi parçalardan oluştuğunu söylemek indirgemecilik değildir. İndirgemecilik şudur: benim burada karşımda gördüğüm bir bilgisayar var, eşittir hard disk. Yani bilgisayarı sadece bir hard diske indirgemiş olursunuz. Çünkü onun aynı zamanda işlemcisi de var, RAM'i var vesaire. Mayr'ın düşüncesine göre canlılara bu şekilde yaklaşılmalı ya da biyoloji dünyasında bu tavır, davranış, düşünce kullanılmalı. Analitik yöntem benimsenebilir, bir bütünü oluşturan parçalara bakabiliriz ama kesinlikle bir bütünü kendisini oluşturan parçalardan herhangi bir tanesine indirgememiz doğru değil. Tekrar söylediğim gibi söyleyeceğim belki burayı, başka bilimlerde geçerli olabilir, ona bir şey diyemeyiz ama biyoloji biliminde bunu bir ilke olarak önümüze koymamız gerekiyor. İndirgemecilikten uzak durmamız gerekiyor. Aynı zamanda bu indirgemeciliği şöyle de düşünmemiz mümkün: canlılar arasında terimleri doğru kurmamız gerekiyor. Basit ve karmaşık gibi terimleri kullanıyorum ben mesela dersleri işlerken. İnsan karmaşık düzeyde bir canlı ama amip basit düzeyde bir canlı. Amipin sistemini daha iyi anlayabiliyoruz ama insan için aynı sistemden pek çok, aynı örnekte pek çok sistemi işlemem gerekiyor. Böyle bir
anlatım mümkündür belki. Ama şunu söylemek doğru mudur? Mesela insan gelişmiş bir canlıdır, amip ilkel bir canlıdır. O zaman şöyle bir soru sormak gerekiyor. Neye göre? Kime göre? Bunu bir kere kim yapıyor? Yani bunları bize söyleyen kim? Canlıları ilkel ya da gelişmiş olarak tasnif eden zihin zaten insan zihni. Dolayısıyla insan zihni biyolojik dünyada, şu tabiatta, tüm canlıların içinde niçin en yukarıda, en yüce mertebede olsun? Bunun altını ısrarla çizmek gerekiyor. Hani hangi özelliklerinizle canlılar aleminde en üstün olmayı hak ediyorsunuz? Bu soruyu sormak gerekiyor. Ve biz insanoğlunun bu şekilde bir üstünlüğe sahip olduğunu iddia etmeyiz. Yapısal olarak, beden olarak karmaşık olduğunu iddia ederiz. Terimleri doğru kullanmamız gerektiğini tekrar burada söylemek mümkün. Bir de şeyin altını çizelim. Kanun, kural, hani işte şey, teoriler, bilimsel çalışma basamakları, orta öğretim konusu, yani liselerde biyoloji derslerinin içinde de vardı bilimsel çalışma basamakları. Teoriden, kanundan, varsayım ya da hipotezden bahsedilir. Mesela kapsayıcılık bakımından biyolojik evrim teorisi adını verdiğimiz, kısaca BET, biyolojik evrim teorisi, biological evolution theory dediğimiz şey, kapsayıcılık bakımından çok geniş bir teoridir aslında. Ya da açıklayıcılık bakımından çok geniş bir teoridir. Ama kesinlik bakımından içinde, biyolojik evrim teorisinin içerisinde kullanılan başka kanunlar, başka teoriler, başka işte aksiyomlar vesaire olabilir. Yani bir gazların basınç kanunu değildir biyolojik evrim teorisi. Gazların basınç kanunu belki matematiksel olarak size çok daha kesin sonuçlar verebilir. Ama biyolojik evrim teorisinin açıklama gücü gazların basınç kanunundan çok daha geniştir. Farkı bilmem anlatabildim mi? Biyolojik evrim teorisi, biyolojiye bir gemiye benzetirseniz, büyük bir gemi, kalyonlar gibi düşünebilirsiniz. Biyolojik evrim teorisi onun asıl işte omurgası, iskeleti gibi, üzerine gemiyi inşa ettiğiniz yapı gibi duruyor şu anda. Şey, bu 20-21. yüzyılda modern ya da çağdaş biyolojide bu böyle. Geçmişe baktığımızda böyle olmasını beklemeniz doğru değil. Çünkü geçmişte farklı medeniyetlerde, farklı çağlarda farklı paradigmalar vardı. Onların o şekilde olduğunu zaten bilim tarihinden görüyoruz, öğreniyoruz. Başka ne sormuş? Bir şey daha sormuştu sanki ama ben onu unuttum. Şeyi de değinebiliriz hocam. Özcülük ve belirlenimciliğe. Özcülük. Yani diğer bilimlere uyup da biyolojiye uymayanlar. Tipoloji gibi özcülük konusunu iyi irdelemek gerekiyor gene. Özcülükle neyi kastediyoruz? Yani biz onun eski dildeki karşılığı, hani şeydeki, mesela felsefede buna töz diyeceksinizdir belki de. İşte canlının bir tözü var mıdır, yok mudur? Canlılığın kendisi mesela bir töz müdür? Bunu felsefi olarak tartışmak başka bir şey. Ama biyolojide, bir bilim olan biyolojide bunu tartışmak başka bir şey. Felsefede de mesela, biyoloji felsefesinden de örnek vermek isterim bu konuda. Artık yavaş yavaş substance kelimesini bile bırakmaya başladılar mesela İngilizce biyoloji felsefesinde, yurt dışında. Çünkü o kelime de aslında özcülüğü çağrıştıran bir terim olmuş oluyor. Çünkü günümüzde süreç ontolojisi daha baskın ya da açıklama gücü daha yüksek ve aynı zamanda daha pragmatik durunuyor. Süreç ontolojisini özellikle John Dupre ve ekibine borçluyuz. Kendisi İngiltere Exeter Üniversitesi'nde uzun yıllardır süreç ontolojisi üzerine yazıyor. Derslerde buna kısaca değiniyorum. Süreç felsefesi konusunu Heraklitus'a kadar götürmek mümkün. Ta Pantarei, her şey akar diyen bir filozof. Her şey akar ama nasıl akar? Su gibi mi akar? Peki bunu, yani insan bedenini mesela nasıl düşünmemiz gerekiyor? Biz de su gibi akıyor muyuz? Birazdan o konuya gelelim. 20. yüzyılın başında
bir ünlü süreç temsilcisi var. Whitehead. Whitehead'le John Dupre'nin ayrıldığı bazı noktalar var. Mesela Tanrı varlığı yokluğu veya Tanrı inancı konusunda John Dupre kendisini kesinlikle Whitehead'den ayrıldığını zaten söyledi. Çalıştay'da bize. Biyoloji bakımından yeterince de işlendiğini düşünüyorum aslında. Biyolojideki farklı olgu ve olayları sanki şey gibi düşünelim. Gece gündüz bu konuları çalışıyorlar. Biyolojideki değişik konulara süreç felsefesini nasıl entegre edebiliriz diye uğraşıyorlar. Çalışıyorlar ve bu konuda sürekli üretimler yapıyorlar. Bireysel veya ekip olarak üretimler yapıyorlar. Haliyle karşımızda şimdi biraz daha mütekamil bir süreç ontolojisi var. Bu konuda İngilizce bilenler için Everything Flows adlı kitabını tavsiye edebilirim John Dupre'nin. Okuyun arkadaşlar. İngilizcesini bilenler lütfen okusunlar. İngilizcesini bilmeyenler Google Translate gibi bir programdan faydalanabilirler veya bir bilene danışabilirler. Sizin kendinizin okuyup öğreniyor olması bireyler olarak veya gruplar olarak çok daha avantajlıdır. O zaman şeyi anlarsınız. Yani şunu anlarsınız. Türkiye'de Türkçe biyoloji felsefesi tartışmaları nerede? Örneğin John Dupre'nin yazdığı kitaplarda biyoloji felsefesi tartışması nerede? İngilizce'de nerede? Türkçe'de nerede diye bunu karşılaştırabilirsiniz. Biz daha o konuları tartışmıyoruz. Veya biz de tartışan arkadaşlar zaten John Dupre'deki görüşleri alıp burada anlatmış oluyorlar. Yani nakilci olmuş olabiliyoruz. Veya sanki bazı görüşlerin yurt içi mümessili, temsilcisi, pazarlamacısıymış gibi bazı görüşleri yeniden Türkçe'de diriltmiş oluyoruz. Bu doğru ya da yanlıştır diye demiyorum. Şu an şunun için söylüyorum. İzleyenler bir kısmı da felsefeci olduğu için biz felsefeyi de tüketiyoruz şu anda. Yani başkalarının ürettiği felsefenin tüketicisi durumundayız. Zaten başkalarının ürettiği bilimin tüketicisi durumunda olmaktan yorulduk. Kendi bilim insanımızı yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bunun için bizim maddi kaynaklara ihtiyacımız var. Bir laboratuvar kolay kurulmuyor. Ve bir bilim insanı kolay yetişmiyor. Çok zor bir süreç. Çok fedakarlıklar isteyen bir süreç. Mesela nasıl fedakarlıklar istiyor? Bir canlı üzerinde deney yapıyorsun. Bak çok basit bir örnek vereceğim. Kuluçka makinesi diye bir makine var. Kuluçka makinesine yumurtaları koydunuz. Civciv çıkartmak istiyorsunuz. 15 gün. Minimum 15 gün, 2 hafta, 3 hafta süren bir deneyden bahsediyoruz burada. Bu 2 hafta, 3 hafta süresinde şöyle bir şey mümkün mü ya? Mesela ne bileyim tatil oldu. İşte Covid oldu, kapanma geldi. Ne yapacaksın? Deneyin ne olacak? Biyologlar deneylerini bırakmadılar işte. Gece gündüz gittiler, baktılar, laboratuvarlarda çalıştılar. Her türlü önlem alarak gittiler. Her türlü riske rağmen gittiler. Ama bu bizim gibi mesela benim tarihçileri için veya felsefeciler için bu kadar ciddi sorun teşkil etmiyordu. Biz oturduğumuz yerden işimizi yapabiliyorduk. Araziye gitmek zorunda değildik. Arazi derken tabiattan, doğadan da bahsedebiliriz, laboratuvardan da bahsedebiliriz. Felsefecinin laboratuvarı zihninin içi ve ham maddesi işte kitapları. Ama biyologlar için çalışacağı canlı neredeyse, nerede yaşıyorsa orası ve deney yapıyorsa laboratuvarı. Tipoloji deyince neyi anlamamız gerekiyor? Bir özcülüğü anlamamız gerekiyor. Bu düşünce mesela hani şuna da tekrar değinmek gerekiyor aslında sınıflandırma konusunda. Yani biyoloji felsefesi yapacak öğrenciler varsa içinizde genç arkadaşlar, konu olarak şunu da söyleyebilirim. Taksonomi çalıştığım için şunu rahatlıkla iddia edebilirim. Bizim günümüzde kullandığımız taksonominin köklerini 18. yüzyıla dayandırıyoruz. Carl Linnaeus veya Carl von Linnaeus. Carolus Linnaeus diye bildiğimiz şahıs. Kendisi bir tabipti, İsveçliydi, botanikçiydi. İşte Systema Naturae diye veya Species Plantarum diye iki tane büyük eser yazmıştı ve sınıflandırmanın aynı zamanda adlandırmanın botanikal binomial nomenklatür ilkelerini ortaya koymuştu. Yalnız Linne'nin kafası biraz daha özlü çalışıyordu. Şey gibi düşünün. Statik, sabit türler var. İşte buna Homo sapiens dediğimde Homo sapiens değişmiyor. Diğeri Pinus nigra,
değişmiyor. Öteki Pinus halepensis değişmiyor. Yani türler arasında bir geçiş yokmuş veya olmayacakmış ya da A türü ileride bir B türüne evrilmeyecekmiş gibi düşünüyoruz. Zaten karşı da aslında bir değişim, dönüşüm düşüncesine veya transformasyona ya da mutasyona hangi kelimeyle ifade edersiniz edin. Aslında esasında Carlin'le özcüdür. Ama ortaya koyduğu taksonomik ilkeler bizim işimize yaradı. Ne işimize yaradı? Şöyle bir fark var. İncil diyorum eski ahitle, yani Tevrat'ın girişindeki Adem figürüyle Kur'an-ı Kerim'deki Adem figürü arasında temel bir fark var. Kur'an-ı Kerim'deki Adem figürüne şöyle bahsediyor ondan. Adem'e eşyanın isimlerini öğrettik. Aynen böyle geçiyor meali. Adem'e şeylerin isimlerini öğrettik. Yani Adem öğretilen bir kişi. Hı hı. Ama eski ahitte nasıl geçiyor? Oradaki Tanrı Adem'e diyor ki isim ver. O da diyor ki bunun adı bu olsun, şunun adı şu olsun, onun adı o olsun. Orada ismi koyan kişi Adem. İsimleri öğrenen kişi değil. Eski ahite göre insan yeryüzünde ad verebilen, Tanrı adına ad verebilen bir var olan bir yaratık. Önce bununla başlıyor. Sonra arkasından tasnif geliyor. Ondan sonra onların üzerinde tasarruf geliyor. Yani insanın yeryüzünde bitki ve hayvanlar üzerine tasarruf yapma, onları dilediği gibi kullanma hakkı var. Eski ahide göre bu zaten apaçık ortada. Ve nihayetinde günümüz posthümanizmin eleştirdiği noktaya da geliyoruz. Bu artık tabiatı, doğayı yorucu bir hale geldi. Carlin'den nerelere geldik? Biraz daha geri dönmemiz gerekiyor Carlin'e. Şunu söyleyip oraya geçelim. Arkadaşlar sorumlusunuz. Yolda yürürken ayağınızı bilerek veya bilmeyerek ayağınızı basıp ezdiğiniz her karıncadan sorumlusunuz. Ezme hakkınız yok. Canınız sıkıldı, arı öldürdünüz. Neden? Neden? Arı size ne yaptı? Sizi sokmuyorsa niçin öldürüyorsunuz ki? Bir kere arının tabiata faydasını bilmemiz gerekiyor. Sivrisineğin faydasını bilmemiz gerekiyor. Aslında artık şöyle düşünüyorum. Bataklıkları kuruttuk mesela veya kurutuyoruz. Aslında biz yanlış yapıyoruz. Bataklıkları niye kurutuyoruz? Ekosistemleri bizim bu şekilde değiştirme hakkımız var mı? Buna hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Çünkü bir noktada bataklık kurutuyor olmamız, belki başka bir noktada nikelebek etkisi diye anlattığımız süreçler vardır. Başka bir noktada, başka bir yerde sel felaketin oluşmasına sebep oluyor belki. O yüzden tabiata böyle çok sık ve çok yoğun, intensif yaptırımlar uyguluyormuşuz gibi. Yaptırımlar değil, müdahaleler uyguluyormuşuz gibi. Ve bunların faturası bir yerlerden çıkıyormuş gibi. Konuya geri dönecek olursak, Carlin'le örneğini verdik. Bir taksonomiden, sınıflandırmadan bahsettik. Onun düşüncesine göre öyleydi. Günümüzde bizim işimizi kolaylaştırıyor. Çünkü etrafımızda çok fazla canlı türü olduğunu görüyoruz. Bu canlıları öğrenmek, anlamak, anlatabilmek ve açıklayabilmek için bizim farklı sistematik düzeneklere ihtiyacımız var. Yani tasnif sistemlerine, sınıflandırma sistemlerine ihtiyacımız var. Özcülük bu konuda bizim işimizi görüyordu. Ama günümüzde biyoloji felsefesinde artık yavaş yavaş süreç ontolojisi hakim olduğu için, özellikle 2000'li yıllardan sonra, bu konuda muhtemelen birilerinin çıkıp şöyle yapması lazım. Süreç ontolojisini savunan birilerinin çıkıp taksonomi felsefesi ya da bir sınıflandırma felsefesi konusunu baştan sona ele alması lazım. Bu konuda biyoloji felsefesi çalışmayı düşünen yüksek lisans doktora öğrencileri varsa lütfen böyle bir konuya baksınlar. Bir diğer konu, belirlenim demiştin galiba, bunu determinizm olarak söylüyorsan eğer. Evet, bir o şekilde kastediyorsun değil mi? O şekilde. Determinizm. Hani Laplace'in ve Newton'un o belirlenimcilik şeyinden. Yani determinizm dediğiniz gibi. Vallahi hangi meseleyi nasıl ele alacağız? Çok karmaşık, komplike bir sistem var karşımızda. Şöyle ki, Laplace'ın cinleri diye veya başka kitaplarda başka şekillerde örnekler var ama şöyle düşünmek mümkün.
Belirlenim de neyi kastediyoruz? Bizi biz yapan şeyi mi kastediyoruz burada? Benim ben olmamı zorunlu olarak sağlayan bir şey yok aslında. Yani biz dönüp dolaştırıp meseleyi kalıtımı ve canlının yönetimini sağlayan ya da buna vesile olan bir takım moleküllere getirebiliyoruz. Biz bunlara nükleik asitler adını veriyoruz. DNA, RNA bunlardan en yaygın bilinenleri. Ama soru şu, ben dediğim şu beden ne kadar benim DNA'm tarafından belirlenmiştir? Burada bu bedeni belirleyen sadece içsel olan sadece DNA mıdır? Mesela proteinler de burada iş görmüş müdür? Enzimler çalışmış mıdır? Ne kadarım çevre etkisiyle bu hale gelmiştir? Derslerde hep şunu söylüyorduk. İnsan çevresini ve coğrafyasını değiştirir. İnsan aynı zamanda çevresi ve coğrafyası tarafından da değiştirilir. Çünkü canlı habitatını değiştirir ve habitatı canlıyı değiştirir. Yani coğrafya kaderdir diye böyle İbn Haldun'a atıfla çok artık klişe olmuş bir söz var. Yok öyle bir şey. Coğrafya kader değildir. Kader de coğrafyadır aslında. Çünkü coğrafyayı değiştiriyorsunuz. Bir yere baraj yapıyorsunuz, coğrafyayı değiştiriyorsunuz. Bir yere şehir kuruyorsunuz, coğrafyayı değiştiriyorsunuz. Biz bunların örneklerini gördük. Olumlu ya da olumsuz. Bir yere yüksek bir bina yaptığınızda o binanın güney tarafının daha sıcak olmasına vesile olmuş oluyorsunuz. Gökdelenlerin durumu budur. Kuzey tarafları da buz gibi oluyor mesela. Böylelikle siz aslında coğrafyayı değiştirmiş oluyorsunuz. Coğrafya kaderse siz kaderi değiştirip duruyorsunuz. Ne olacak şimdi? Hani kader değişmiyordu? Dolayısıyla bizim hangi kavramı, ne maksatta, nereden, niçin kullandığımız son derece önemli oluyor. Biyoloji dünyasında bu şekilde bir determinist yapı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Çünkü canlıların, yani Laplace'ın cinindeki gibi, bir sonraki adımda bu canlının ne yapacağını veya bu canlıya ne olacağını ortaya koyan kesinleşmiş matematik formüller yok. Bu bir. İki, şu kitap, çantaya koyduğum kitabı çıkarmam lazım. Stuart Kaufman'ın Fiziğin Ötesinde Bir Dünya adlı eserinde belirttiği bir husus var ki buna benzer bir şey aynı zamanda Paul Nurse Yaşam Nedir? 5 Adımda Biyolojiyi Anlamak adlı eserinde de kullanıyor. Mesela matematikle biyoloji ilişkisine çok kısa değiniyorlar. Daha doğrusu matematik kelimesini mecburen birkaç yerde kullanıyorlar. Çünkü bunun formülizasyonu yok. Neyin formülizasyonu yok? İlk dünyanın o ilk haline gidelim. Düşünsenize, abiyogenetik hipoteze göre işte çevrenin cansız etmenleri hepsi orada hazır ve nazırdı. Şak diye belli bir noktadan itibaren canlı dediğim bir şey ortaya çıktı. Hangi formüle göre? Bunu zorunlu olarak ortaya koyan hiçbir formül yok. İşte işin enteresan tarafı bu. Yani oradaki mevcut şartlara baktığında şu şartlardan dolayı bu canlı zorunlu olarak şöyle bir canlı ortaya çıkacak demenin hiçbir yolu yok. Ayrıca benim metabolizmamı şu anda çözümlediğimiz kadarıyla biyokimyada hani büyük bir metabolik chart vardır ya, büyük boy A3'te tüm metabolizmayı gösteririz. Ya da işte çoğunu gösteririz. Bunlar bizim bilebildiğimiz tarafı şeyin, insan bedeninde gerçekleşen reaksiyonların 10 dakika sonra benim bedenimin ne olacağını gösteren bir formül yok ortada. Hala yok. Bu kitaplarda bu olay çok güzel anlatılıyor. Yani şey demeyin bana şimdi, ya işte matematiği reddetti. Matematiği reddetmek bu değil. Biyolojinin matematikten farklı olduğunu söylemek bu. Matematik sizin ürettiğiniz, insan zihninin ürettiği bir şey çünkü. Biz burada insan zihninin ürettiği bir bilimden bahsetmiyoruz. Bu bilim insan zihninin ürünü gibi görünse de çalıştığı nesne insan zihninin ürünü değil. Tabiatta karşınızda duran canlıyı anlamaya çalışıyorsunuz. Bunu dün mantık yoluyla yapıyordunuz. Bugün matematik yoluyla yapıyordunuz bugüne kadar. Ama bugünden sonra bunun da işe yaramadığını fark edeceksiniz. Daha başka bir yol aramaya gideceksiniz. Dolayısıyla biyolojinin içindeki bilgiler değiştikçe, bizim epistememiz değiştikçe, karşımızdaki ontosu daha iyi anlamaya çalıştıkça, süreç ontolojisinde niye geçtik, keyfimizden mi geçtik yani, çok daha iyi açıklama vesilesi olduğu için süreç ontolojisine geçtik. Dolayısıyla bilgi düzeyimizde değişmeler oldu. Yani ontolojin değişmiş, epistemolojin değişmiş, metafiziğin tabii çalkalanıyor. Sen hala neyde ısrar ediyorsun? Yöntemini de değiştirmen gerekiyor. Pek çok şeyi değiştirmen gerekiyor. Buna diren, istediğin kadar diren ne olacak?
Zihnimizde belli bariyerler var. Onları kırmamız gerekiyor biyoloji karşısında. Yani şöyle söyleyebilirim biyologlara. Nankördür arkadaşlar biyoloji. O elinizde okuduğunuz Campbell var ya. Onu okumaya başladığınızda son konuya geldiğinizde ilk konuyu unutmuş olabilirsiniz. Yani tekrar ister. Nankör dediğim şey bu. Belirli aralıklarla Campbell biyolojiyi hatmetmeniz gerekebilir. Campbell sadece örnek. Belirli aralıklarla biyolojideki belli konuları tekrar tekrar çalışmanız gerekebilir. Ama zaten biyolojide yeni konular ortaya çıkmıştır. Hep yeni makaleler üretilmiştir. O alandan yürümeniz gerekebilir. Değişiyor bir şeyler. Sürekli yeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Çünkü canlılar değişiyor. Canlılar evriliyor. Yine o tipolojiyle, determinizmle, yani özcülükle veya belirlenimcilikle ilgili bir şey daha söyleyebiliriz bu noktada. Mesela tüm canlıların evrilmesi gibi bir zorunluluğumuz yok. Bu konuda determinist yaklaşamayız. Bazı canlılar çevre şartlarına göre evrilmeyebiliyor. O canlının evrimleşmesi gerekmemiştir. Yani ortama o şekilde uyum sağlamıştır. Evrilmemiştir. Bu da mümkün. Ama bazıları evrile evrile çok başka bir canlı suretinde görünmüş olabilir. Böyle şeyler var biyolojide. İstisnası bol bir bilimdir diye düşünebiliriz. Bizim derslerimizde de en çok dillendirilen konulardan birisi. Gayet güzel oldu hocam. Şey mi? İstisna mı? Aynen. Çok fazla karşılaşıyoruz yani derslerde. Yani şey ortaya koyamıyorsun bir noktadan sonra. Yani mesela matematikte şey vardır ya, 2 kere 3 eşittir 6 dersin. Şimdi burada 2 çarpı 3 diyorsun. İyi de 2'ye uymayan 2'ler var, 3'e uymayan 3'ler var. Dolayısıyla sonuç 6 çıkmayabiliyor. Hangi canlıya göre? O yüzden de tüm canlıları kapsayacak ifadeler kullanma gayretinde olduğunuzda zorlanıyorsunuz. İşte bak mesela şunu söyleyebiliyorum ben şimdi sana. Ölüm. Tüm canlılara kuşatan tek bir gerçeğimiz var, ölüm. Çünkü canlılar çeşitli. Bakın bizim bunu kavramamız gerekiyor bir kere. İnsanların çeşitliliğinden bahsetmiyorum. İnsan sadece yeryüzünde bir tane tür. Tüm o gördüğünüz insanlar var ya, hepsi sadece tek bir tür. Canlıların tür sayısını anlamak başka bir şey, birey sayısı başka bir şey, biyokütle başka bir şey. Bunu muhtemelen 9. sınıf, 10. sınıf biyoloji derslerinde öğretmişlerdir diye düşünüyorum. Tür sayısına baktığımız zaman şöyle rakamlar görüyoruz. 2 milyonun üzerinde canlı türü var. Bunun 700 küsür bini özellikle hayvanlar aleminin içerisinde, eklem bacaklarının içerisinde insekler dediğimiz böcekler grubu. Tüm canlıların neredeyse 3'te 1'ini, hatta 3'te 1'inden fazlasını tür sayısı olarak karşılayan bir gruptan bahsediyoruz. Böcekler. Nasıl oldu da bu kadar çok böcek türü ortaya çıktı? Ne oldu orada ya? Sanki canlılık dediğiniz şey böcek suretinde ortaya çıkmaya daha çok meyilli gibi. Anlatabiliyor muyum? Yani diğer canlı, mesela düşünsene o 2 milyon canlı türünün içerisinde biz de varız tek bir rakam olarak. Tek bir sayı olarak biz de varız. 2 milyon küsür canlı türü var. 750 binden fazla böcek türü var. Bunların hepsini tabii ki bir insan zihninin tüm o türlerin ismini, cismini, özelliklerini öğrenmesi mümkün değil. Ama bu bize şunu gösteriyor. Böcek dediğin şey ne? Hangisi böcek? 750 bin türü olan bir şeyden bahsediyorsun. Peki ben şöyle sorayım soruyor. Canlı nedir diye sorduğumuzda hangisinden bahsedeceğiz? 2 milyon türü olan bir şeyden bahsediyoruz. Nedir canlı? Oho, hepsini kuşatacak tek bir terim bulmamız, bir tanım bulmamız gerekiyor. Bizim işimiz o yüzden zor. Yani şey değil. Nasıl söyleyeyim? Yani biyologların şöyle bir hava atma lüksleri yok. Ya biz arkadaşım zaten çok zor işlerle çalışıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Demiyoruz ki biz. Yaptığımız iş gerçekten zor. Biyologların işi gerçekten zor. Canlıyla çalışıyorlar. 2 milyon canlı türü var. Bu 2 milyon canlı türünü kuşatacak bir canlılık tanımı bulmamız icap eder ve henüz canlılık tanımına daha gelmiş değiliz. Yüzlerce canlılık tanımında olduğundan bahsettik. Kalkacağız bir de biyolojinin felsefesinden bahsedeceğiz. Kolay mı biyoloji felsefesi yapmak Allah aşkına? Değil tabii ki. O yüzden belki Türkiye olarak şu an biyoloji felsefesinde çok iyi durumda değiliz. Çok güzel yazan hocalarımız var. İngilizce, şimdi isim vermeyeyim ismini.
hocamız var bir tane mesela çok güzel makalelere yazmış benim ne diyelim çok böyle yazmak istediğim dergilerde hocanın 4 tane 5 tane makalesi var. Türk. Demek ki olabiliyormuş. Demek ki yapılabiliyormuş. Yani şu demek belki Türkiye'de biz o hocamızın ismini çok fazla duymuyoruz belki veya belki umursamıyoruz. Belki bir tane makalesini okumuyoruz ama gidip biyoloji felsefesi üzerine konuşabiliyoruz. Yalnız hocamızı İngilizce üzerinde makaleler üzerinden dünyada tanıyorlar. Pek çok makalesi var. Burada suç hocada mı bizde mi? Biz ne yapıyoruz? Biyoloji felsefesi üzerine konuşurken dikkatli konuşmamız gerekiyor. Kendimizi geliştirmemiz, yetiştirmemiz gerekiyor. Bunların niçin sizlere söylemiş oluyorum? Şey olsun diye. Yani kulağınıza küpe mi olur, birer ilke mi olur, ne bileyim umursar mısınız, umursamaz mısınız bilmiyorum ama Türkiye'den ben şey isterim. Türkiye'den çıkacak bir biyoloji felsefecisinin veya biyofilozof diyorum ben ona. Biyofilozof İngilizcesinde biyofilozofu kullanılıyor çünkü. Bir biyofilozof çıkartalım ya. Bari bir tane çıkartalım ya. Bu şey olduğundan değil. Ya işte eksiklik, aşağılık kompleksimiz var. Biz ondan değil ya. Ya bir de Türklerden de biyofilozof çıksın ve Opus Magnum'unu mesela Türkçe yazsın. Güzel bir eserini Türkçe kaleme almış olsun. Ya bir kere de Türkçeden İngilizceye bir kitap çevrilmiş olsun. Mesela şu Ernst Mayr'ın kitabını ben al bu İngilizcesi. Bu Türkçesi. İngilizceden Türkçe'ye çevirdim de 3-5 tane sattı da öyle okudu belki bazı insanlar. Bazıları İngilizcesinden okuyor. Tersini düşünelim bir de. Birisi çok güzel bir kitap yazsın da Türkçe başka dillere çevrilsin dursun. Bunu istemek suç değil. O yüzden bunu yapacak olan topluluğa sesleniyorum şu anda sizlere. Ülkemizin umudu sizsiniz. Biyolojimizin de felsefemizin de umudu sizsiniz. İşiniz zor ama bu imkansız değil, yapılamayacak bir şey değil. Ben yaptıysam siz daha rahat yaparsınız. Ben eğer hem biyolojide hem felsefede doktora yaptıysam siz bunu rahat rahat yaparsınız. Çok rahat yaparsınız. O yüzden buna hazır olun ve bunun için çalışın diyebilirim rahatlıkla. Sağ olun hocam. İsterseniz biraz daha devam edelim mi yoksa sorulara geçelim mi? Eğer Sen bilirsin. yorulduysanız direkt sorulara geçebilirim ama eğer devam edelim diyorsanız bir iki daha konuyu konuşup sorulara geçebiliriz yani. Konuşmamızı istediğin başka konu var mı? Onu söyle o zaman. Şeyi soracaktım hocam. Şimdi hani biyoloji felsefesi ve biyoloji üzerine konuşmuşken hani evrimi konuşmamak olmaz zaten. Burada mesela Mayr biyolojiyi iki şeye ayırıyor. Bir işlevsel ve tarihsel biyoloji olarak. Yani iki alt alana ayırıyor. İşlevsel biyoloji ve tarihsel biyoloji olarak. Tarihsel biyoloji kısmını da hani evrim olarak ele alıyor. Bunun üzerinden bir de şeyi soracağım. Biyolojinin yöntemleri de diğer doğa bilimlerinden farklı. Yani işte karşılaştırmalı inceleme olsun, tarihsel anlatı olsun. Özellikle evrim kısmında kullanılan yöntemler diğer doğa bilimlerinde kullanılan yöntemlerden daha farklı oluyor. Bunun üzerine konuşabiliriz. Yani Tarihsel evrimde... anlatı mesela orada sözünü kestim ama çok güzel anlatıyordu Estağfurullah. Ernst Mayr zaten. Hani az önce şey dedik, kendi nesnesi üzerinde deney yapabilen bir bilim olduğunu söyledik. Her zaman mı? Hayır. Evrim konularında biyoloji kendi nesnesi üzerinde doğrudan deney yapma imkanı her zaman sahip değildir. Belli konular vardır. Bunların tekrarı yoktur çünkü. Ya tarihte bir kere olmuş bitmiş bir olay. Şu anda İstanbul'un fethini tekrar gözlemleyebiliyor musunuz? Hayır. Yok böyle bir imkanımız. Yapacağımız her şey onun günümüzdeki simülasyonu. Benzer bir şey. Dinozorlar yeryüzünden yok oldu gitti diyoruz. Tamam, güzel. Hadi o anı yaşayalım şimdi. Bitti. Çünkü zaman tek yönüne akıyor. Bizim o tarihsellik dediğimiz şey bu. Geri dönmesi, döndürülmesi imkansız. O yüzden de madem ki evrim bilinen veya bilinmeyen bir zamandan başlamış ve günümüze kadar geliyor. Bazıları günümüze kadar da gelmiyor. O yüzden de burada bir tarihsellik var. Ve tarihselliğin olduğu yerde nesnenin kendisiyle bilfiil deney yapmanız imkansızdır. Bu sadece biyolojinin bir eksikliği, kusuru gibi algılanmasın lütfen. Tarihi hadiselerde de bu böyledir.
Osmanlı tarihinde Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği anı şu anda tekrar yaşayamayız. Böyle bir imkanımız yok. Yapacağımız her şey onun simülasyonudur. Aynı o şekilde evrimle ilgili örneğin yeryüzünde işte ilkel o şey Miller-Urey deneyi mesela. Urey-Miller deneyini şu anda 20. yüzyılda yapabiliyoruz ve geçmişteki ne o ilk olan olayın bir simülasyon olduğunu söylüyoruz. Buna benzetmeye çalışıyoruz. Haliyle evrimle ilgili işte kitaplar, metinler yazarken, bu olayı anlatırken, evrim teorisini veya evrim sürecini anlatırken bu şekilde tarihçilerin kullandığı bir yöntem, bir anlatıyla anlatmamız gayet de makuldür, mantıklıdır. Biyolojinin bu şekilde bazı konuları, ya da şöyle söyleyeyim. Mesela evrimle ilgili konularda tarihsel anlatıyı yöntem olarak kullanıyorken taksonomide karşılaştırmayı bir yöntem olarak kullanıyorken işte başka bir yerde başka bir yöntem kullanabiliyorsunuz. Yani tek bir bilim olup da içinde bu kadar fazla yöntem barındıran başka bir bilim var mıdır bilmiyorum açıkçası. Çok farklı yöntemlerle canlıyı incelemek zorlayıcı olabiliyor. Ona göre terimler de farklılaşıyor çünkü. Yani sanki şöyle bir noktaya geldik. Tırnak işte bunu abartarak söylemem gerekir biraz. Hani evrimsel biyoloji var ya, evolutionary biology. Onların kullandığı terimler günün birinde başka bir noktaya gidecek. Kimin olsun? İşte fizyologların kullandığı terimler başka bir noktaya gidecek gibi. Çünkü apayrı yerlerde çalışıyor olabiliyoruz. Biri laboratuvardan çıkmıyor, öteki arazide fosil arıyor veya tersi gibi. Özetle şunu söylememiz mümkün burada. Biyoloji canlıyı incelemek için hangi yöntem uygunsa o yöntemden faydalanır. Bu yöntemlerin bilimsel olması esastır. Hani belli bilimsel kriterlere uygun olması esastır. Tarihselci bir bakış, özellikle tarihi konularda, biyolojik evrim teorisinde veya evrimle ilgili çalışmalarda gayet de geçerlidir. Başka ne yapabilirsin ki yani? Başka nasıl bir yöntemle dinozorları mesela inceleyebilirsin ki? Sadece kalıntıları inceleyebiliyorsun. Dinozorların nasıl, niçin yok olduklarının senaryolarını yazabiliyorsun. Günümüze bakıyor bu senaryoların bazıları. Yani benzer hadiseler olursa şu anda da benzer sonuçlar olabilir. İşte bizim de bunlara dikkat et. O yüzden bas bas bağırıyoruz. Çevre kirliliği, işte iklim krizi, felaket falan. Bunlar tabii yani çok basit basit eleştiriler geliyor bazen. Çevreyi kirletmeyin demek kötü değil arkadaşlar. Çevrenize sahip çıkın demek kötü değil. Vatanın aynı zamanda bir yeşil orman, işte akarsularının temiz, havasının nefes alınabilir, şehirlerinin yaşanabilir olmasını istemenin nesi kötü? Bunu hepimiz istiyoruz biyologlar olarak. Halkımızda, yurdumuza bu şekilde de sahip çıkmaya davet ediyoruz. Soruna cevap oldu mu? Bilmiyorum oldu ama. Hocam, teşekkür ederim. Hemen hemen her konu başlığını konuştuk. Bir notlarıma bir bakayım. Evet, hemen hemen her konu başlığını konuştuk. Dilerseniz sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa siz ekleyebilirsiniz. O sırada da bizi izleyenlerin soruları varsa onlar da sorularını chat kısmına yazabilir. Zaten birkaç var soru mi? Gelmeye başlamıştı. Evet, birkaç tane öyle soru mi? Var. Aynen. Biraz daha sizi tutacağız burada. Tamam. Var mı soru? Var hocam. Hemen hem biyoloji felsefesi üzerine sorular var hem de sunum boyunca kullandığınız kelimelerle alakalı sorular da var. Mesela bilim ile ilmin farkı nedir diye bir soru da gelmiş. Artık bunun farkını kaldırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bilim kelimesinin önüne başka bir kelime getirerek örneğin az önce söyledik tabiat bilimleri veya işte formel bilimler, sosyal bilimler, beşeri bilimler şeklinde ifadelerle hepsini daha anlaşılır kılmak gerektiğini düşünüyorum. Mesela Almanların yaptığı gibi. Yani çevirdiğin zaman şey oluyor. Beşeri bilimler tabiat bilimleri gibi. Naturwissenschaften öyle bir kelime vardı mesela. Hı. Almanlar bunu bu şekilde kullanabiliyorlar. Neden Türkler kullanmasınlar ki? İlimle bilimin aslında şey olarak farklı kullanılabilir. Tamamen
örnek veriyorum şimdi. Daha böyle sol ya da liberal görüşlü bir insan bilim kelimesini tercih ediyorken daha muhafazakar bir insan ilim kelimesini tercih ediyor olabilir. İyi de kastettikleri şey aynıysa tek bir terim bizim işimizi görecek. Bunları bir kenara bırakalım. Bizim şu anda işimize yarayacak olan şey o değil, şu. Matematik, mantık gibi bilimleri bu hani Murat Arıcı Hoca'nın kitabını atıfla söylemiştim. Buna benzer bir bilimler tasnifi yaptığınızda onu kendiniz de yapabilirsiniz. Oradaki tanımı da kullanabilirsiniz. Sosyal bilimler ayrı, beşeri bilimler ayrı, tabiat bilimleri ayrı, işte formal bilimler ayrı şeklinde ele alınabilir. İki kelimeyle biz bunu kullanabiliriz diye düşünüyorum. Yoksa her ikisi de hemen şunu söyleyelim. Yunancası epistemeydi. Arapçası el ilmdi bunun. İlm, tekil, ulum olarak kullanıldığında disiplinler anlamına geliyor. Şimdiki biyoloji, fizik, kimya gibi. Latincesi scientiaydı. Science kelimesi oradan geliyor. Hala İngilizce'de science kelimesi kullanılıyor ve hala Arapça'da ilm kelimesi kullanılıyor. Bu sorun Araplarda böyle sorun olmuyor. Bir tek Türklerde sorun oluyor. İlim ve bilim gibi dikotomik düşünme, ikircikli düşünme, ikili düşünme bir tek Türklerde sorun oluyor. Bize ne ya? Bilim de geç işte yani aynı şey diye düşünüyorum bazen. Hani ilim mi diyeceğiz, bilim mi diyeceğiz? Araplar biz gibi düşünmediler. Araplar hala hani botanikten bahsederken mesela ilmün nebat deyip geçiyor adam. Bitki bilimi diyor yani Türkçesiyle. Bitki bilimi demiş oluyor. Ne var burada? Böyle düşünmek gerekiyor bence artık. Bizim o bilim kelimesine alışmamız, onun önüne ama bir ek getirmemiz daha rasyonel olur, akılcı olur diye düşünüyorum. Teşekkürler hocam. Diğer soru yine sunumun bir yerinde retorik ve felsefe ile alakalı bir konuşmanız olmuştu. Soru da şöyle, felsefe ile retorik iç içe geçmiş denemez mi? Retorik ayrı bir eser, metafizik ayrı bir eser Aristoteles'te. İç içe geçmiş niye diyelim ki? Aristoteles metafizikte retorik yapıyor diyemeyiz. Retorikte ayrı bir eseri var çünkü deyip topu taca atarım ben de. Retorikte neyi kastettiğinize bağlı olarak değişir. Edebiyattan neyi kastettiğinize bağlı olarak değişir. Şimdi bir de bunları konuşuyorken edebiyatçı arkadaşlar hop bize ne oluyor? O, bir dakika bir dakika orası falan diyecek olabilirler. Edebiyatı küçümsediğimden değil. Hayır o başka bir şey. Bakın başka bir alan. Felsefi bir düşünceniz varsa bunu delillendirmeniz, argümantasyonunuzu yapmanız ve açık seçik ortaya koymanız beklenir. Süslü kelimeler kullanmak zorunda değilsiniz. Ya da işte var öyle bazı arkadaşlarda mesela birileri daha tırnak içinde bak bunu kesinlikle tırnak içinde söylüyorum. Öz Türkçeci kelimeler kullanarak metin yazma yöntemini kullananlar var. Veya bazıları da şu an mesela Arapların, modern Arapların Arapçada kullanmayı terk ettiği kelimeleri diriltip diriltip kullanan, o şekilde artık Arapçayla iyice hemdem olmuş kelimeleri kullanarak metin yazmaya çalışan arkadaşlar var. Ya bizim derdimiz düşüncemizi insanlara anlatmak, aktarmak değil mi? Bunu yaparken kendi dilimizin en güzel, en uygun kelimelerini kullanalım. Açık seçik yazalım ama kelime israfından da kaçınalım. Benim derdim budur. Bunun dışına çıktığımda süsleyeceğim diye düşünceden feragat etmek bence doğru değil. Asıl olan felsefede düşüncenin kendisi, hakikat sevgisi. Hakikati seviyorsak onu en bariz, en yalın bir biçimde ifade etmemiz gerekiyor. Karşı tarafa, muhataba yani. Teşekkürler hocam. Diğer sorumuz. Kupa ölemiyor dediniz. Canlılık bilimi ölümü nasıl tanımlıyor? Güzel soru. Ölümü nasıl tanımlıyor? Canlılık tanımı yaptığında ölüm tanımını otomatik olarak yapmış oluyorsun. Mesela bu konuda tıbba sorduğumuzda insanın ölümü konusu çok daha güncel olduğu için bir bireyin öldüğünü nasıl, hangi şartlarda, ne olduğunda veya olmadığında ilan ediyor doktor. Eskiden modern öncesi tıpta ya da modern demeyelim daha 20. yüzyıl öncesi tıpta kalp ölümü daha çok esas kabul ediliyordu. Bireyin kalbi durduktan bir süre sonra otomatik olarak beyin ölümü de gerçekleşiyor zaten. Ama şimdi kalbi farklı yöntemlerle bazen kısa bazen uzun süre sonunda çalıştırabiliyoruz. Ama geride bir şey daha var. Beyin sapı dediğimiz şu beynin iç tarafında iki beyin
yarı küresini birleştiren pek çok organın bir araya gelip bağlandığı yerde, asıl bizim hayati fonksiyonlarımızın denetlendiği yerdeki elektrik akımını ölçebiliyoruz. Yani oradaki metabolik faaliyeti ölçebiliyoruz tıpta. Buradaki reaksiyonlar, işlemler durduğunda birey beyin ölümü gerçekleşmiş bir bedendir artık. Tıbben ölmüştür. Zaten kalp çalışıyorsa da duracaktır. Organ bağışı için uygun bir hale gelmiştir artık bu beden veya defin için uygun hale gelecektir bir süre sonra diye düşünebilirsiniz. Ölüm bu insan için. Burada işe yarıyor bu. Ama beyni olmayan bir canlı için ölümü nasıl tarif edeceksiniz? Ağaç. Ne zaman ölüyor? Nasıl ölüyor? Kışın yapraklarını döktüğünde, hiçbir yeşil parçası kalmadığında bu ağaç ölmüş kabul edilecek mi? Yoksa bir kış uykusuna yatmış mı kabul edilecek? Aristoteles şey diyor bize, bitkilerden bahsederken Ankara'daki o diğer toplantıda örnek vermiştim ya. Solucanları ve bazı böcekleri, basit canlıları diyor, ikiye kestiğimizde onlar ikisi iki parça yaşamını devam ediyorlar. Bitkiler de böyle diyor Aristoteles. Burada şunu anlatmaya çalışıyor bize. Mesela toprak solucanını iki parçaya böldüğünüzde rejenerasyon yeteneği sayesinde iki parça da yaşamına devam edebiliyor. Hakeza planarya dediğimiz canlı da böyle. Ve bitkilerin büyük bir kısmında böyle bir özellik olduğunu görebiliyoruz. Bitkilerin çünkü sistemleri merkezi değildir. İnsan bedeni merkezi sisteme sahiptir. Hatta şu kafanın içindeki kısmın adı merkezi sinir sistemidir. İnsan bedenini bir devlete benzetebilirsiniz. İşte burası başkent, başkentin içinde ne bileyim saraylar, bakanlıklar, şunlar bunlar var diye düşünebilirsiniz. İnsan bedeni böyle bir şey. O yüzden insanın kafasını kestiğinde insan kesinlikle ölmüştür. Bitti. Yani şey demek, başkent bitirildiğinde Türkiye çökmüştür gibi düşünebilirsiniz bunu. Ama bitki böyle değil. Bitkilerde yönetim tek bir merkezden yapılmıyor. Bitkilerde modüler sistem dediğimiz bir sistem var. Yani modüller var, ayrı ayrı parçalar var. Nasıl örnek verebiliriz bunu? Bir nevi eyalet sistemi var gibi. Her eyalet kendi başına buyruk. Başkent yok. Yani bir bitkinin başkenti yok. Her eyaleti oradan bir eyaleti ayırdığında o da tekrar yeni bir devlet olabiliyor. Bitkiyi böyle düşünmeniz biraz daha mümkün olabiliyor yönetim bakımından. Gayri merkezi bir sistem olduğu için bitkilerde şey bunu güzel anlatır. Stefano Mancuso Türkçe'ye çevrilen eserlerinde İş Bankası yayından yok neydi? Alfa yayınlarından çıkmıştı Stefano Mancuso'nun kitapları. Bitki Ulusu mesela bir tanesi aklıma gelen. O eserlerde bunu güzel anlatıyor. Bitki Zekası adlı eserinde anlatıyor. Gayri merkezi veya hani hem ademi merkeziyet ya da merkezsiz bir sistem olduğunu bitkilerde söyleyebiliriz. Bazı canlılar böyledir. Ama bazı canlılar, bizim gibi canlılar, karmaşık olan canlılar şöyle karmaşık, onu da hemen söyleyelim. Biz hayvanlar alemin içerisindeyiz. En sondaki alem. Hayvanlar alemin içerisinde omurgalısızlar ve omurgalılar şubesi var. İkinci şubedeyiz biz. En gelişmiş olanı. Onun içerisinde 5 tane sınıf var. Balıklar, amfibiler, sürüngenler, kuşlar, memeliler diye. Memeliler sınıfındayız. En gelişmişi. Onun içinde primatlardayız. Gelişmiş gelişmiş diyorum ama en karmaşı primatların içinde homo sapiensiz. Hani karmaşığın karmaşığın karmaşığı bir sistemimiz var. Bizim gibi sistemler merkezi sinir sistemi adı verilen bir sistemle yönetiliyor. Devlet benzetmesine dönecek olursak sınırları belli, başkenti var. Başkentin içinde saraylar, bakanlıklar, farklı idari birimler var. Çöktüğü zaman hepsi çöküyor. Bizim sistem bu şekilde. Ama toprak solucanınınki böyle değil veya bir söğüt ağacınınki böyle değil. Oradan bir dal kesiyorsun, sokuyorsun suya, toprağa neyse yenisi çıkabiliyor. Menekşelerde böyle değil mesela. Aslında cevabın başında söylediğiniz gibi hocam, şimdi ölümü canlının ortadan kalkması olarak tanımladığımız zaman, yani aslında canlıyı tanımladığımız zaman ölümü de tanımlamış oluyoruz. Tanımlamış oluyoruz. Teşekkürler hocam. Diğer soruya geçiyorum. Yapay zekalar, robotlar, teknoloji harikası olarak görülürken kendilerini idame ettiren canlılar günlük hayatta fark edilmiyor. Aslında canlıların anlaşılması da bu alanların ilerlemesini sağlamaz mı?
Yani sağlayabilir, sağlamayabilir. Ona bir şey diyemem ama şuna dikkat çekebiliriz Şey gibi bir bence. şey hocam, hani mesela kuşa bakarak uçak yapmak gibi yani. O taklidi biz yaptık. Hayvanlar ya da canlılar başka canlıları taklit edebiliyorlar. Kamuflaj dediğim şey biyomimikri ama insan da zaten bitkileri veya hayvanları taklit ederek ya da onlardan ilham alarak bir şeyler üretebiliyor. Bu güzel. Geçenlerde hatta unuttum çünkü Instagram'da böyle gezinirken yani boş boş zihnimi aslında o esnada yorarken bir uçak resmi gelmişti. Şu artık delta kanat gibi ya da tek üçgene benzer uçaklar imal ediliyor. Yandan baktığınızda sabit kanat süzülen bir kuşun gövdesine, aerodinamik özelliğine artık en benzer uçak tipini imal ediyorlar. Yolcu uçağı değil, dronlar ya da savaş uçaklarında bu teknolojiyi kullanabiliyorlar. Yani kuşları taklit etme konusunda 1950'lerden çok daha ilerideyiz şu anda. Veya Türkiye'de Hava Kuvvetleri'nin kurulduğu 1911 yılından işte 2021'e kadar diyelim ki gelelim. 110 yılda uçan canlıları taklit konusunda çok daha ileri bir noktaya geldik. Demek oluyor ki ileride de 2100'lerde canlılardan ilham alarak veya onlardan örnek alarak çok daha farklı işler başarabilir insanoğlu. Şeye de gelince bu neydi sorunun baş tarafında belli başlı şeyleri harika olarak görmemiz. Çünkü biz insanlar her gün gördüğümüz kedileri mesela kapıyı açıyorsun kedi görüyorsun okula gireceksin kedi görüyorsun metroda kedi var her yerde kedi var. İyi de kedileri bu kadar sık görünce bir süre sonra kedi size dünyanın en harika hayvanı olarak görünmemeye başlayacaktır aslında. Çünkü ünsiyet kesmediyorsunuz. Sık sık görüyorsunuz. Onun ne anlama geldiği, onunla olan ilişkimiz farklı bir noktaya bürünüyor bizim zihnimizde. Ve bu kuşak şeyle tanışmış oldu şimdiki kuşaklar. Biz tabii 40'lı yaşlardayız. 20'li yaşlardaki insanlar çok daha vakıftır yapay zeka konularına veya başka elektronikte, bilgisayarda ve dijital dünyada ortaya çıkan gelişmelere genç kuşak. Şimdi ben o hani Z kuşağı demek doğrudur değildir onları kullanmak istemiyorum ama genç kuşaklar bizden daha vakıftır. Fakat şu da bir gerçek, canlıların karmaşıklığı, complexity dediğimiz karmaşıklıkları bazen bizi hayretler içerisinde bırakıyor. Bunu anlamamız için canlılara nazar etmemiz gerekiyor. Nazar derken hem bakıp gözlem yapmayı kastediyorum hem de belli konuları teorik hale getirmeyi kastediyorum. Yani o canlı konularına çalışmayı kastediyorum. Benim kendi kişisel görüşüm iyi bir biyoloji eğitimi almış ya da biyoloji kültürü diyebileceğimiz biyoloji okur yazarlığı, biyoloji kültürü yüksek bir birey aynı zamanda bir vatandaş kendi ülkesine ve yurduna karşı sadakatten taviz vermez. Yani vatanın topraklarını, vatanın bitkisini, vatanın hayvanını, böceğini, börtüsünü, insanı dahil hepsini çünkü can taşıyorlar ve bu canları korumak adına sen, ben, hepimiz sorumluluk sahibiyiz. Öyle hassas insanlar oluyor ki evine giren zararlı böcekleri bile öldürmeye kıyamıyor. Çünkü onun bir canı var diyor. Alıp onu başka bir şekilde dışarıya bırakıyor mesela. Şimdi bunu yapmak çok zor değil. Ama yolda giderken kediyi, köpeği ezmeye kalkan insanlar da görüyoruz. Ya bırak kediyi köpeği, insanı insana yaptığı zulme şahit olabiliyoruz. Bunlar doğru değil. Bir kere insan olup olmaması bir tarafa canlı olması sebebiyle bile insana değer vermiyorlar. Böyle de bir noktadayız. O yüzden arkadaşlar, evet soru çok güzel. Teknolojide pek çok şey insanoğlu üretebilir. Ama tüm bu söylediklerimiz hani insanoğlunun ürettikleri bir tarafa tabiatta zaten başka bir yaratıcı tarafından, bir yaratıcı tarafından daha doğrusu üretilmiş olan canlılar bir tarafa. Çünkü insan da zaten kendisi de böyle bir şey. Henüz kendimiz gibi bir şey, bir canlı üretme şeyimiz yok görünüyor. İmkanımız, potansiyelimiz şu anda yok görünüyor. Yani bir Onur Kenan Aydoğdu yapamıyoruz. Ha bu iyi midir, kötü müdür?
Onu şu anda söyleyemiyoruz. Ama senin aynın olacak şekilde bir canlı ortaya koyamıyoruz henüz. Henüz bu yok. Belki de iyidir. İlerleyen zamanlarda belki olursa göreceğiz. Tek bir hayatımız var ve onu yaşarken sorumlu olduğumuzu biliyoruz böylece. Yani ikinci bir Mustafa Yavuz olduğumda ben ne olacağım, benim yaşadıklarım ne olacak, o başka biri mi olur, sadece benim bedenimi kopyalamış olursun yoksa işte zihnim, bedenim falan kopyalanmış olur mu, şeydeki gibi mi oluruz, mesela Avatar'daki gibi mi oluruz, Matrix'teki gibi miyiz falan filan. Bunlar da düşünülebilir tabii, farklı düşünce deneyleri de yapılabilir. Ama biz henüz böyle insan sıfırdan, insan üretme noktasına gelmedik. Bunu vaktiyle Cabir Bilhanyan düşündü, vaktiyle Paracelsus düşündü. Ama yapamadık ya da yapmadık. Şu anda öyle bir şey yok. İyi ki de yok. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ben böyle biraz daha sorular var. Ben böyle devam ediyorum ama hiç size de sormuyorum yani. İsterseniz Soruları tamam. Cevaplayalım. Cevaplayabildiğimiz kadarıyla ya. Tamamdır hocam. Siz istediğiniz zaman da yani sonlandırabiliriz. Bir sonraki soruya geçiyorum o zaman. Türkiye'de literatürde biyoloji felsefesi üzerine okuma tavsiyeleriniz olur mu? Olur. Nereden başlamak istersiniz? Mesela bu alanda kitap nerede? Hocamızın çevirdiği bu kitaptan başlamak isterim. Şöyle düşünebilirsiniz. Biyoloji felsefesi diye yazıp arattırdığınızda Türkçe'de birkaç tane kitap çıkacak. Bir tanesi Eliot Sober'in tercüme çeviri kitabı. Bir tanesi Brian Garvey'nin çeviri kitabı, Ginkgo yayınlarından çıkan. Eliot Sober'in kitabı da İmge yayınlarından çıkmıştı. Bir tane de rahmetli Teoman Duralı Hoca'nın Akçağ yayınlarından çıkan biyoloji felsefesi kitabı var. Teoman Duralı Hoca'nın bazı kitapları zaten şeyde var, online erişime kendi sitesinde bazı parçaları var veya bulabiliyorsunuz bunları internetten, çünkü bazı kitapların baskısı bitmiş. Ama onun şey var, nereye koydum, Hayatın Anatomisi dediğimiz hepsini bir araya topladığı bir kitabı var, 2019'da çıkmış olan kitabı. Onu aldığınızda en azından Teoman Duralı biyoloji felsefesiyle ilgili ne söylüyor, bu kafanızda yer etmiş olacaktır. Bu adı sadece biyoloji felsefesi olan kitaplardan şu anda bahsettim. Yoksa adı biyoloji ya da isminde işte biyoloji felsefesi geçmeyen pek çok kitap var. Yani mesela tamamen aykırı. Örnek verebilir miyiz hocam? Esra Kartal Soysal Hoca'nın epigenetik felsefesine giriş kitabı. Biyoloji felsefesi olarak söyleyebilir miyiz burada? Söyleyebiliriz. Genetik felsefesi, genetik epigenetik paradigma ikisini karşılaştıran bir ve epigenetik yararına karşılaştıran bir kitap olarak da söyleyebiliriz onu. Ama soru biyoloji felsefesi nedir, hangi alanlarda çalışır, burada ne yapılırı soruyor ise eğer soruyu soran arkadaşın ya da kişinin sorusu, o zaman adında biyoloji felsefesi olan kitapları veya Ernst Mayr'ın bu kitabı olabilir. Bir de İngilizce diyorsa çok kitap var. Mesela Ernst Mayr'ın The Growth of Biological Thought adlı kitabını okumayı tavsiye ederim. Daha kalın bir kitap. Hocam bir de şey kitabı vardı, şu an PDF'lerim arasından bakıyorum ve Jacques Monod'un Rastlantı ve Zorunluluk, alt başlık olarak Modern Biyolojinin Doğal Felsefesi diye bir Türkçe kitap da var. Var. Alfa'dan çıkan kitap, evet. Aynen. Var okunabilir ama alana ilk girecek bir kişiye, ilk o böyle bir okumayı ilk kez yapacak bir kişiye hemen onu tavsiye etmek doğru olmaz. Biyologlar belki biraz daha belli yerlerini daha iyi anlarlar onu. Ama ben olsam biyoloji felsefesi diye Google'da bir aratır, onları okurdum. Ve bu Stanford Felsefe Ansiklopedisi var ya, onun sayfasına girdiğin, örneğin biyoloji felsefe, philosophy of biology yazıyorsunuz, tıklıyorsunuz. Orada bir sayfa açılıyor. Altta ilişkili diğer kavramlar var. Mesela biodiversity ile ilgili olabilir, evolutionary biology ile ilgili olabilir. Bunlara da tıklayabilirsiniz İngilizce bilenler için. Bilmeyenler Google Translate'e müracaat edebilirler veya Öncülalentik Felsefe Dergisi'nin sayfasına veya Evrim Ağacı'nın sayfasında da kısa blog tarzı yazılar yer alabiliyor. Ya da
Onur Kenan Aydoğan'ın iki tane sayfası var. Oralara müracaat edebilirler. O sayfaları zaten zamanla yeşillendirecektir diye düşünüyorum. İnşallah. Felsefolog ve bilimolog diye de reklamımızı yapmış olalım burada. Yap yap. Hocam diğer soruya geçiyorum o zaman. Ekleyeceğiniz bir şey var mı burada? Tamam. Yok. Hocam sizce daha az bilgi varken ortaya bir şey koymak mı daha zordu? Yoksa günümüzde bu kadar çok bilgi varken ortaya bir şey koymak mı daha zor? Hipokrat onun cevabını vermişti. Ne demişti? Sanat uzun, hayat kısa, fırsatlar aldatıcı, fırsatlar kaçıcı, tecrübeler aldatıcı, karar vermek çok zor gibi çevrilebiliyordu. Böyle bir şey söylüyor Hipokrat bize. Sanat uzun, hayat kısadan kastettiği şey oradaki sanat tıp. Tıp uzun. Ben şimdi aynısını biyoloji için söyleyebilirim. Biyoloji denizler ya, benim hayatım kısa. Benim şurada kaç senem kaldı ki? Artık eskisi gibi de çalışamıyorum. Yani bakmayın, burada böyle bir sürü kitap var. Bunlar sadece şey olsun diye. Kendimizi tatmin etmek için, parayı altına, gümüşe, dolara değil de kağıda yatırdığımız için burası böyle. Yoksa bunların hangi birini okuyabileceğim ki artık şu noktaya geldim. Ben bu kitapları okuyamayacağım belki diye düşünmeye başladım. Tabii burada bir umutsuzluk sezilebilir. Ama öyle bir yandan da realist düşünmek gerekiyor. Yapmak istediklerim 5'te 1'ini 6'da 1'ini yapabilmiş diyelim ki. Ya da şöyle de söyleyebilirim. Oh be, şunu yazmadan ölmek istemiyordum. Artık bunu da yazdım, huzur içinde ölebilirim dediğim bir makalem yok henüz. Ya da bir kitabım henüz yok. Onu henüz yapabilmiş değilim. Bunu yapmak için çalışıyorum. Belki de bunu hiç yapamayacağım, bunu bilmiyorum. Çünkü aynı yere geleceğiz şimdi. Biyolojide çok fazla öğreneceğimiz bilgi var. Zannediyor musunuz ki Aristoteles çok huzurluydu, mutluydu? O da çok zorlanıyordu. Aristoteles'in hayvanlar üzerine, şimdi Aristoteles dönemindeki biyolojide şimdiki biyolojiye kıyaslarsak herhalde yanlış yapmış oluruz. Çok fazla bilgi birikti şu anda, bunu kabul ediyoruz ama Aristoteles'in de hayvanların araştırılması, hayvanların hareketi, hayvanların kısımları, hayvanların ilerlemesi gibi pek çok eseri var. Hele hayvanların araştırılması. Bunları üst üste koyduğun zaman tuğla gibi bir kitap yapıyor ya da kitaplar yapıyor. Daha ben o kadar kitap yazabilmiş değilim ki bir biyolog olarak. Yani şöyle söyleyebilirsin. Mustafa Hoca biyolojide ve işte felsefede doktoran var diye hava atıyorsun. İki tane doktoran var diye hava atıyorsun. Nedir yani? Senin yazdıkların toplamı Aristoteles yapmıyor. Aristoteles'in biyolojiyle ilgili eserleri kadar yapmıyor. Havan kime? Doğru. Aristoteles bir sistem filozofuydu. Bir de bunu düşünün. Yani metafizikten tutuyorsun, retoriğe, müzikaya kadar pek çok konuda yazmış, komple bir sistem ortaya koymuş, bir dehadan bahsediyoruz. Onun İslam dönemindeki muadili olan bir de İbn Sina var mesela. 57 yaşında ölmüş bir kişi. 57 sene ya. Yani şurada kalmış benim o kaç senem kalmış işte. Yaşımı unuttum ama 15 yılım bile yok İbn Sina ile kıyaslayacak olursam. Verimlilik, productivity bakımından İbn Sina olamadım. Öyle bir şey yok. Yani o kadar çok kitap yazmış diyelim, o kadar insanı aydınlatacak bir fikir ortaya koymuş diyelim, öyle bir felsefe icat etmiş diyelim. Yok yani. Biz ne yapıyoruz günümüzde? Akademide daha çok derslerle uğraşıyoruz. İşte lisans dersleri, yüksek lisans dersleri derken ömür dolduruyoruz. İşte ayda yılda bir tane, iki tane makale yazabiliyorsan kendini, yayınlayabiliyorsan kendini şanslı kabul ediyorsun. Artık o noktaya geldik. Yavaş yavaş atalet çöküyor, paslanıyorsun, yıpranıyorsun, yoruluyorsun. Halbuki bu ülke çok daha güzellerini hak ediyor. O yüzden daha çok çalışmamız gerekiyor bizim. Soruya tekrar dönecek olursam, bilginin azlığı, yokluğu bazı durumlarda yeni bir disiplin türüyorken, ortaya çıkıyorken, Türkçe için bu çok geçerlidir. Türkçe'de onu ilk yazan kazanır arkadaşlar. O konuda meşhur olur gidersiniz. Şimdi örnek veririm ama belki rahatsız olurlar diye örnek vermek istemiyorum. Bir alan ortaya çıktı. Diyelim ki ne olsun? Nörofelsefe diye bir alan ortaya çıkıyor olsun. Çok güzel. Nörofelsefede ilk kitabı kim yazdı bilmiyorum çünkü. Nörofelsefede diyelim ki ilk kitabı ben yazmış olayım. Türkçe'de bir derleme olabilir, çeviri olabilir. Ben meşhur olurum. Bu kadar basittir bu.
Benden sonra tüm nörofelsefe üzerine kitap yazan herkes benden bahsetmek zorunda. Ha, arkadaşın sorusuna şu şekilde cevap verebiliriz. Bilginin azlığından, çokluğundan, öğrenecek, öğretilecek şeylerin çokluğundan ziyade bazı durumlarda o bilgileri derleyip toplayıp bir araya getirip, yani şöyle düşünün. Un var, yumurta var, yoğurt var, işte süt var vesaire, şunlar da hepsi var. Birinin gelip kek yapması gerekiyormuş. O keki yapan kazanır. Dolayısıyla kek yapın. Teşekkürler hocam. Şimdi. Diğer soruya geçiyorum. Michel Foucault'un biyoiktidar üzerine yaptığı kavramsallaştırma daha çok tıp tarihi üzerineydi. Biyolojiyi tıptan daha çok öncelemesi gerekir miydi? Yorumlarınız ne olur? Gerek, yani soru bana değil ona sorulmalıymış aslında. Önce benim tercihim, biyolog olmam sebebiyle de olabilir bu. Şimdi tıpla biyoloji şu şekilde ayırabiliriz. Kronolojik olarak tıp ilk ortaya çıkmış olan bilim de olabilir. Hiç önemli değil. Şöyle, yani tıp dediğin şey ne zaman ortaya çıktı? Düşün, yeryüzünde ilk insansın. Eşin var veya yok, belki tek başınasın. Düşün şimdi, şöyle bir manzara düşün. Yeryüzündeki tek ve ilk insansın. Evet, güzel. Karnına bir ağrı girdi. Bir ağrı, ulan ağrı, ağrı diye bir şey var. Evet, ağrı. Bunun adı ağrı olacak bundan. Karnım ağrıyor. Evet, buna da karın demiş olduk şimdi. Karnın ağrıyor, güzel. Soru bir, ne yapacaksın? İlk tıbbi çalışma belki böyle başladı. Yani eczacılıkla, tıpla insan bedeninin kaybedilen sağlığının geri kazandırılması konusu çok 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 eski bir konudur. Bu açıdan eğer tıbbı bir bilim olarak kabul ediyor isek, ilk insanın yeryüzünde ilk tıbbi müdahalese kadar bu bilim önceleyebiliriz. Benim kastettiğim o şey değil. Bu kronolojik olanı. Benim kastettiğim de ise biyoloji tanımı gereği tüm canlıları inceleyen bir bilim olduğu için, tüm canlıları çalışan bir bilim olduğu için kapsayıcılık bakımından tekrar aynı yere geliyorum. Evreni ikiye bölebiliyorum. Fiziksel evreni ya da tabiatı, canlılar, cansızlar diye. Canlıları çalışan biyoloji, cansızları çalışan fizik. Benim kafamda bu şekilde, bunu kimse kabul etmek zorunda değil ama ben böyle düşünüyorum artık. Dolayısıyla burada canlılar dünyasından hareketle Foucault'un yaptığı kavramsallaştırma yapılabilirdi. Foucault tarafından yapılabilirdi. Keşke öyle yapsaydı ama o zaman demek ki onun zamanı o zamanmış, o şekilde yapmış. O zaman biz de şimdi buradan soruyu soran arkadaş yenisini yapmalı bence. Yani onun tıp tarihini kullanarak yaptığı şeyin bir benzerini biyoloji tarihi kullanarak yapmanıza engel yok ise yapın. Teşekkürler hocam. Burada iki tane soru var. İkisi de hem çevre etiğiyle alakalı olduğu için hem de soran arkadaşımız aynı olduğu için ben birleştirerek okuyacağım. Hı-hı. Çevre etiği gözüyle biyoloji felsefesine nasıl bakabiliriz? Bitki haklarından bahsetmiştin. Sunumda peki nedir bu bitki hakları, nasıl ortaya çıkmıştır? Nedir, nasıl, tepkisel olarak ya da eleştiri olarak, muhalefet olarak bitki haklarını öne sürebilirim. Bu konuda belki çok tepki alacağım, bunu da göze almak gerekiyor ama şimdi biz hayvan hakları savunanlar var, doğru, katılıyorum buna. Konusunda, vejeteryanlık veya veganlık konusunda hayvanların gıda olarak tüketilmesi konusuna karşı çıkanlar var. Bu onların tercihidir. Ama aynı şeyi mesela bitkileri gıda olarak tüketirken düşünmüyoruz. Neden? Yani hayvanlar sadece sinir sistemine sahip oldukları için mi acı çektiklerini düşünüyorsunuz? Elimizde şu an bir bitkinin kesilirken, buğdayın biçilirken acı çektiğini tespit edecek herhangi bir cihaz olmadığı için biz buğdayın acı çektiğini ispatlayamıyoruz. Ama ya acı çekiyorsa? Bir de soru şu, bunun sonu nereye varacak? Yani hayvanların hakkı var, bitkilerin hakkı var, taşın toprağın hakkı var, her şeyin hakkı var. Bir tek insanın mı hakkı yok yani? İnsanın da hakkı var, benim de beslenme hakkım var. Dolayısıyla benim de beslenmem icap ediyor. Ama bitki hakkını şu şekilde anlamamız da mümkün. Bunu etrafında gördüğüm için, rahatsız olduğum için söyleyebiliyorum. Mahallemizde komşular büyüyen ağaçlardan bahçelerine bir zamanlar, şimdi artık İstanbul'dayız biz. İstanbul'da inşaatlar yapılırken Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı kararlar gereği
fidanlıklardan belirli fidanlar alıp bahçenize dikmek zorundasınız. Yasa gereği bu böyle ya da işte mevzuat gereği böyle. Yani bahçeyi işte yeşillendireceksin ne kadar bahçe varsa. Ama bunlar tabii zamanla büyüyor. Bir 10 yıllık binada oturmaya başladığınızda işte bazen camın önüne denk gelebiliyor, gölge yapıyor, işte manzarayı kesiyor, şu oluyor, buluyor filan. İnsanlar ağaçları kestirmek istiyorlar. Ağaçları mesela ilçe belediyesinin bir ekibi gelmişti. Şey bunlar bir de iğne yapraklı ağaçlar, işte sedir gibi, çam gibi, servi, kupresus gibi ağaçlar var. Tepelerinden budadılar bu ağaçları. Ki bu ağaçlar tepeden budanmaz. Kesinlikle budanmaz. Daha yukarıya uzamasınlar diye bu şekilde tepeleri budandı. Orada şunu görebiliyorsun. Onu yapan işçi. Yapılmasını isteyen vatandaş. Vatandaş bunu böyle isteyebiliyor. Yani ağaçların tepesini budayın. Bu ağaçlar daha fazla uzamasınlar. Çünkü işte çünkü ne? Çünkü salonuma gölge yapıyor. İşte ne bileyim buraya şunu yapıyor, bunu yapıyor diye. Dikmeseydin diyemiyorsun. Ama insanlar ağaçları kesmeyi kendilerinde hak görebiliyorlar. Bu biz ağaç zengini bir ülke değiliz arkadaşlar. O eskidendi. Biz su zengini bir ülke dediğimiz o da eskiden. Artık devir değişti. Ne suyumuz, içme suyumuz yani içme suyu kalitesindeki suyumuz çok fazla ne de ağacımız, ormanımız çok fazla. O yüzden yeşilimize sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden böyle bir ülkede bitki hakkında bahsetmek günün birinde gerekebilir. Çevre etiği konusuna gelince şeyin mesela aklıma ilk gelen olduğu için 2013 yayınlarında çıktı. Yılında çıkmış bir kitap vardı. Selim Kılıç Hoca'nın yazdığı Çevre Etiği diye bir kitap vardı. Onun içerisinde farklı etik türlerinden bahsediliyor. Ekosentrik mi, biyosentrik mi, zoosentrik mi, antroposentrik mi diye yani neyi merkeze alarak bir etik kuruyorsunuz? Bu çok önemlidir. Bunların ortaya çıkış yeri de çoğunlukla Almanca literatür. En son galiba gelinen nokta ekozentrikten sonra holozentrik idi. Yani ekosentrik, ekomerkezli etikten artık tüm etiğe geçmiş oldular. Yani şeye gelmeye başladık biliyor musunuz? Burası enteresan. Hayvanı kesmeyelim, öldürmeyelim, yok etmeyelim. Bitkiyi kesmeyelim, öldürmeyelim, yok etmeyelim. Onun da hakları var. Çiçeği, böceği hepsini zaten koruyoruz. Cansızları da koruyalım noktasına geliyoruz. Bu korumayla işte neyi kastettiğimiz çok önemli. Özetle insan kendini bilmeli. İnsan hem kendisine karşı hem etrafındaki diğer önce canlılara sonra cansızlara karşı sorumlu olduğunu bilmeli. Ona göre davranmalı diyelim burada. Çevre etiği veya çevre felsefesi konusunda Türkçe'de bir 10 kadar kitap rahatlıkla vardır. Rahatlıkla okunabilecek pek çok kitap var Türkçe'de. Hem telif hem tercüme kitaplar var. Çevre etiği ve felsefesi konusunda sanki biraz daha şanslıyız. Biyoloji felsefesi alanındaki kitapların çoğu şeydir, çoğu tercümedir Türkçe'ye. Pek azı teliftir yani kıyaslarsak ama çevre felsefesi veya çevre etiği konularında Türk literatürü biraz daha iyidir telif eser bakımından. Rahatlıkla müracaat edilebilir, okunabilir eserler var. Teşekkürler hocam. Chat'teki son soruyu okuyacağım. Ondan sonra benim de bir sorum var izniniz olursa. Hı hı. Uzayda canlı formu olarak birkaç bakteri bulmaya ayrılan bütçeler dünyadaki keşfedilmemiş türleri araştırmaya ayrılsa daha doğru olmaz mı? Olmaz. Neden diye mi? Ha neden? Şöyle. Olmaz mı? Olmaz. Bu soruya benzer bir soruyu John Young isimli bir astronota sormuşlardı. Eskiden Bilim ve Teknik Dergisi okurduk. 90'lı yıllarda John Young uzaya, John Young da herhalde yanlış hatırlamıyorsam uzaya en çok çıkan astronotlardan bir tanesiydi. 6. seferinden dönmüştü. O zamanlarda uzay mekikleri vızır vızır gidip geliyorlardı ve ona şunu soruyorlardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin NASA eliyle uyguladığı bu STS, Space Transportation System, yani uzay mekiği projeleri için milyonlarca dolar belki oraya gömüldü. Bu parayı buraya harcamak yerine işte Afrika'da açlığı giderecek bir şey yapamaz mıyız diye sormuşlardı. Onun da verdiği cevap şuna benzer bir cevaptı. Uzay teknolojisine bir kere girdiğinizde
maksadınız normalde işte Ay'a, Merkür'e, Mars'a, şuraya böyle herhangi bir gök cismine insan ya da insansız uzay aracı göndermek. Fakat o yola bir kere bir girdiğinizde o kadar yan ürün elde edebiliyorsunuz ki ya da o kadar bereketli bir alan oluyor ki oradan üretilen o yan ürünleri hayatınızın başka alanlarında kullanabiliyorsunuz. Yani bu başka bir şey bir kere. Şeyde görünürde olmayan faydaları var. Dolayısıyla dünya dışındaki yaşamı arama konusunda bizim Türkiye olarak böyle bir çalışmamız henüz yok diyebiliyorum. Uzaya biz ancak uydu gönderiyoruz. O seviyedeyiz. Daha yukarı katlara henüz çıkmadık uzay katlarına. Gerek vardır yoktur bu tartışılır. Ama şunu da düşünebilirsiniz o zaman. Mesela Antarktika'ya da bilim insanları gönderiyoruz. O zaman şöyle mi düşünüyorum? Antarktika'ya bilim insanı göndereceğimize oraya harcayacağımız parayla Türkiye'de herkese gıda yardımı yapabiliriz. Ya da herkesin doğalgaz faturasının bir ayını silebiliriz. Böyle mi düşünelim? Bunlar farklı şeyler olmasın. Bir öncelik sonralık şeyine girmeyelim. Canlıların araştırılması, türlerin sayısının tespit edilmesi işlemi bir yandan devam ediyor. İngilizce bir site var, Catalog of Life diye. O siteye girdiğinizde her ay belirli günlerde aylık o sitenin güncellendiğini görüyorsunuz. Yeryüzünde toplam kaç canlı türü olduğunun rakamları orada familyalar, cinsler ve türlere ayrılacak şekilde girilmiş. Az önce hani söyledik ya 2 milyon canlı türü var. Bunun işte şu kadarı böcekler. O rakamları hep oradan alabiliyorum zaten. Farklı makalelerinde zaman zaman hep ona o siteye baktım ve dolayısıyla aslında şöyle oldu. Bu da bilim çünkü sürekli değişiyor. Benzer konularda yazdığım makalelerde 3 farklı makalede yanlış hatırlamıyorsam kitap bölümü ya da makalede aynı siteye müracaat ettim. Ve işte bu üçünde de canlı türlerin sayısından bahsetmem icap etmişti. Üçünde de farklı rakamlar veriyorum. Çünkü üçünde de rakamlar değişti. Çünkü site güncelleniyor her ay. Bilimin de böyle bir tarafı var. Dolayısıyla arkadaşlar uzayda canlı var mı yok mu tartışmasına hiç girmeyelim şimdi o astrobiyoloji. Şurada Alfa yayınlarından çıkan çok güzel bir kitap var. Astrobiyoloji diye. Güzel de bir kaynak. Çeviri. Kakıl'ın kitabı. Güzel bir kitaptır. O orası. Yani astrobiyolojinin konusu uzay araştırmaları, uzayda hayat var mı yok mu bize başka karlar getirecek, faydalar getirecek. Diğer taraftan canlı türlerin araştırması bize başka karlar, faydalar getirecek. Geçenlerde yanlış hatırlamıyorsam Ali Nesin'in bir kısa videosuna denk gelmiştim. Çok doğru söylüyor. Biz bir alanda bilimde, ilimde, işte fende veya edebiyatta, felsefede bir konuyu çalışırken, araştırırken, o konuda uzmanlaşırken fayda getirip getirmemesine bakmamalıyız aslında. Aslında o konuda biz kendimizi yetiştirmeliyiz ya da Türkiye Cumhuriyeti bunun taksimatını yapmalı. Felsefenin her alanından, biyolojinin her alanından bizim ülkemizde uzmanlarımız olmalı ve bilimsel keşif yapacak şekilde tetikte hazır hepsini çalışıyor olmalılar. O alanlarındaki konuyu çalışıyor olmalılar. Fayda getirip getirmemediğine bakmaksızın. Çünkü diğer türlü biz işte başkası dediğimiz başkalarının ürettiği bilimi veya başkalarının ürettiği felsefeyi pazarlıyor veya tüketiyor. Naklini yapmış oluyoruz. Taşıyıcısı olmuş oluyoruz. Kendimiz üretmemiz gerekiyor ise eğer, o zaman bunun yolu orijinal katkı sağlamanın yolu yani uzmanlaşmak. Uzmanları yetiştireceğiz ve bu uzmanlar gece gündüz çalışacaklar belirli konular üzerinde. Onların fayda getirip getirmediğine bakmaksızın buraya bir miktar para gömeceğiz yani. Ya şunu söylüyorum, felsefeciler karın doyuruyorlar mı? Hayır, doyurmuyorlar. Felsefecilerin karnımızı doyurmaları da gerekmiyor. İyi bir felsefeci yetişmesi için 5 yıl veya 10 yıl parayı gömmem gerekiyor benim felsefecilere. Bu bir zorunluluk. Ancak ondan sonra dünya çapında felsefeci üretebilirim, çıkartabilirim ülkemden. Benzer bir şey biyologlar için de geçerli. Belki orada 10 yıl değil de 15 yıl boyunca oraya para yatırımı yapmamız gerekiyor ki iyi biyologlar çıksın. Başka türlü bu iş olmayacak. Teşekkürler hocam. Ben de kendi sorumla birlikte son soruyu sormuş olayım. Kitaptan bir cümle üzerine soracağım. Biyoloji ve sözde
sağın bilimler arasındaki en temel farklardan birini doğal bilim teorilerinin doğa kanunlarına, biyoloji teorilerinin ise kavramlara dayanması oluşturmaktadır. Yani biyolojinin teorileri kendi kavramlarına dayanıyor, biyoloji dışındaki diğer doğa bilimleri de doğa kanunlarına dayanıyor. Şimdi hocam siz de takdir edersiniz ki doğa kanunlarının hani daha belirlenmiş, daha değişmez, daha temel bir yapısı var ama kavram dediğimiz zaman bu kavramı biz belirliyoruz ve daha değişebilir bir şey gibi. Bu durumda mesela biyolojinin teorilerinin kavramlara dayanması, o teorileri daha az rasyonel, daha az doğru bir duruma getirir mi? Örneğin evrim. Evrim bir kavramdır. Ve evrimin üzerine dayanan bir işte teori var. Evrim teorisi dediğimiz teori. Ama şöyle bir noktada yanılmayalım. Biz bu kavramları hani nereden uyduruyorsun bu kavramları? Karnımdan uydurmuyorum. Evrim diye bir şeyleri gözlemleyip tabiatta, doğada, canlılarda ona evrim diyorum zaten. Söz gelimi hücre. Hücre kelimesinin kendisi bir kavramdır. Hücre diye bir şey yok mudur? Olmaz olur mu? Canlılarda ben hücre gözlemliyorum. Onun adına zaten hücre diyorum. Onun bir tanımını yapıyorum. Ama şeyin adı ne diye geçiyor mesela? Hücre teorisi. Cell theory. Tamam mı? Hücre teorisi. Bu şekilde bir kavram. Mesela felsefeci, biyoloji felsefecisi hücre teorisi veya hücre kavramını istediği gibi tartışabilir. Ama biyolog da laboratuvara girdiğinde mikroskopla hücre gözlemi yapıyor. Yani burada maddi olan bir nesneden türetilmiş kavram var. Bunu karıştırmayalım. Bu şekilde baktığımızda gen de böyledir. Gen kelimesinin kendisi bir kavramdır. Hani geni elle tutamıyorum gibi düşün. Ama genetikçi genin üzerinde çalışmıyor mu ya? Kes kopyala yapıştır yapmıyor mu CRISPR teknolojisi günümüzde? Yani saçmalamayalım, orada gen diye bir şey var. Fakat kavram olan genle bir biyolojik nesne olan geni ayırt etmemiz gerekiyor birbirinden. Dolayısıyla yazarın burada bize ihsas ettirmeye çalıştığı, hissettirmeye çalıştığı veya düşündürtmeye çalıştığı şey şu. Bir doğa bilimleri dediğimiz aslında fizik, kimya ve benzeri bilimler var. Onların kendi kanunları ve kuralları var. Bir akışları var. Ama bir de bu tarafta genellikle bu kadar kanunun kuralın olmadığı fakat henüz adını koyamadığımız, hissettiğimiz başka kanunların olduğu, bol teorinin olduğu, bol derken zaten birkaç tane teori var. Ya şöyle söyleyebiliriz. Biz diyoruz ki tüm canlılar hücrelerden oluşuyorlar. Ya hücrenin kendisi teori. Hücre teorisi diye bir şey var. Hücre zarı mesela. Hücre zarından bahsederken sıvı mozaik zar modeli diye bahsediyor. Bu bir model. Anlatabiliyor muyum? Hani zemin biraz kaypak gibi duruyor bazen. Bazı taraflardan baktın. Ama öyle değil. Bizim buradaki teorilerimiz, yani biyolojinin içindeki teoriler, öyle iki fiskeyle sallanacak, yıkılacak teoriler değil. İsteyen gelsin koç boynuzuyla vursun. Çünkü bu konuda şeyin de hemen o kitap, Thomas Schumacher'in Biyoloji Tarihi diye bir eseri var. Biyoloji Tarihi Yaşamın Bilimi Runik kitaptan çıkmıştı. Bunun sonlarında bir yerde çok güzel bir alıntı vardı. Şimdi bulamayacağım ama şöyle bir şey söylüyordu. Biyolojinin teorileri antik dünyaya kadar dayanıyor. Mesela Aristoteles'e veya Teofrastus'a dayanan teorilerimiz var. Belki de daha eskisine. O yıllardan bu yıllara kadar farklı zihinler tarafından defalarca harmanlanmış, serinlenmiş, düğümlenmiş teorilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu teoriler adları teori olmalarına rağmen son derece köklüler ve kapsayıcılar. Biyolojik evrim teorisinde bu şekilde düşünebilirsiniz. Evrim kelimesinin kendisi evrim bir kavramdır. Ortada bir evrim göremiyorsun bak. Bir nesne değildir evrim. Ama evrimi canlılarda uzun süren zaman dilimlerinde gözlemlemek mümkün. Anlatabildim mi? O yüzden evrim teorisi diye bir şey var. Evrim kelimesi bir kavram var. Bir de evrimi geçiren bir canlı var. Ve biyoloji teorilerinin son derece köklü olduğunu Thomas Schumacher bize söyler. O zaman şöyle bir yorum yapmamız mümkündür. Biyolojinin teorileri antik dünyaya dayanır. Özellikle modern dönemde ve özellikle 20. yüzyılda biz biyologların yaptığı şey Aristoteles ve benzerlerinin antik dünyadan veya bazen orta çağın veya sonraki çağların ortaya attığı teorilerin altını epistemeyle, bilgiyle, daha sağlam bilgiyle doldurmaktır. Ve o teorilerin
dönüşümlerinin tamamı yeni teorilere yol açmaktır. 20. yüzyıl biyologlarının yaptığı iş çoğunlukla buna benzer. Kalıtım düşüncesi zaten irsiyet düşüncesi çok eskiden beri vardı. Mendel'in ortaya attığı şeyler bunun ispatı oldu bir nevi. Teşekkürler hocam. Rica ederim. Ağzınıza sağlık hocam. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel sunumunuz için. Ayrıca davetimizi kabul edip geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu saate kadar bizleri yalnız bırakmayıp sunumumuzu takip eden herkese de çok teşekkürler. O zaman hala izliyorlar mı ya? Yani izliyorlar hala da. Allah sabır vermiş hepsine. Teşekkür ederiz. Çok sabırlı insanlarmış. Bu kadar saat, 2,5 saattir bana katlanıyorlar yani. Evet. Ama çok güzel bir katlanış yani. Hatta da katlanış denilemez. Ben gayet keyif aldım hocam. Hatta şu an chatte de size teşekkürler geliyor. Rica ederim. Sağ olsunlar, var olsunlar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam, yoksa kapanışı yapalım mı? Kapanışı yapalım. Gençler çalışın. Çok çalışın. Gözünüzü seveyim, çok çalışın. Çünkü ben kendi adıma söyleyecek olursam artık çalışamaz noktaya geldim. O yüzden bayrak yarışı gibi düşünün. Bu bayrağı birilerine devretmemiz gerekiyor. Sizin de sonra birilerine devretmeniz gerekiyor. Lütfen çok çalışın. Ülkeniz için, biyoloji için, canlılar için. Aynı şey felsefeciler için de geçerli. Felsefeciler iki kat fazla çalışsınlar. Diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hepiniz. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.